Saçına takılmıştı. Aa, saçına mı takılmış? Tabii tabii takılmıştır. Neden? Neden? Çünkü bu benim ceketimin cebindeydi. Ben de onu makineye attım. O yıkandı, yıkandı, yıkandı. Öyle oldu, öyle olur. Yani böyle oldu, böyle şeyler olur. Olur böyle şeyler. İyi geceler. Buradan mı çıktı dayıcığım? Evet. Kız, ninenin yüzlüğü mü? Bakayım o benim annemin yüzlüğü mü? Teyze sırası mı şimdi? Kız bakayım diyorum, göstersene. Ada. Neler oluyor Ada? Ne oluyor? Ay Allah'ım. Uyku çöktü bana bir. İyi geceler. Yasemin Hanım. İyi geceler. Olmasana, ben de geliyorum arkandan. Dur hadi göreyim şu yüzüğü. Hadi ver annemin yüzüğüymüş, göreyim bakayım. Ya teyze niye, ne göreceksin yüzüğünü ya? Ya ben bu yaşıma geldim, annemin böyle bir yüzüğü olduğunu bilmiyorum. Merak ettim, ver bakayım işte. Çok mu görmek istiyorsun? Evet çok görmek istiyorum. Yakından mı görmek istiyorsun? Evet. Hmm. Hadi. Ya. Bak 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 yüzük yüzük. Bak 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 yüzük 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 yüzük. Oldu mu Seyit'im, beğendim ha? Tamam oldu. He? Kız gözüm şaş oldu ya. Teyze şu, ben bir dişimi fırçalayıp geleyim hadi. Nereye gidiyorsun? Salak mı? Anam yüzü de ne mi yüzü de ne düzü anlamadık gibi yüzü yüreğiydi ki iyiydi. Bekliyorum seni, gel. Tuvalete. Ay çişim çişim şu ay. Ay. Senden kurtulacağım. Senden kurtulacağım ben cezası. Teşekkürler, teşekkürler. O ne ya? O değil mi? Şimdi. Gitmiş. Asla gitmiyor. Asla gitmiyor, asla mı? Tamam. Şimdi sen buraya gel bakayım. Allah geldi.
kadar güzel. Senden kurtuluyorum. Hadi bakalım, şimdi de gitme. Hadi bakalım. Nereye, 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 nereye? Bunu da tam buraya dikelim. Evet. Hadi bakalım. Aa, o ne be? Rüzgar... Ada. Aa. Aa, aa. Of ama ya, of ama ya. Frodo bile bu kadar uğraşmadı yüzükten kurtulmak için. Ben sıradan bir vatandaşım. Ya sen nasıl bir yüzüksün ya? Ben senden niye kurtulamıyorum? Ada. Ne oldu? Hani senin çok uykun vardı. Esniyordun ağzın açık. Ne oldu? Ha, yine geldi. Söylediniz esnesim geldi. Bora Bey, uykum vardı. Uyudum, uyandım. Kaçta gitti. Bitti benim uykum. Bana bu kadar yetiyor ya. Günde iki saat. Susar mısın? Alo kuzen. Ha kuzen. Aramışsın, duymadım. Aradım kuzen, aradım. Uyudun zannettim. Hadi git. Uykun mu geldi? Uyu sen, uyu. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Kuzen sana demedim, sen bekle. Bak ne diyeceğim. Bana yarın sabah insan kaynaklarından asistan adaylarını, CV'lerini hazırlatır mısın? Ha. Ya kuzen sen bilirsin ama bence yanlış yapıyorsun. Sen benim işime karışma. Hadi uyu sen kuzen. İyi geceler. Çok sağ ol. Bay bay. Gece gece bir rahatlama geldi. Rüzgarı geri alana kadar 28. bir asistanınız olmayacak Bora Bey. Göreceksiniz. Size söz veriyorum, o kadar iyi bir asistan olacağım ki. Çok iyi bir asistan olacağım ben. Böyle adıma dernekler kurulacak. Evet, evet, çeşitli illerimizde adıma dernekler kurulacak. Koy üstüne baba. Koy, 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 koy. Dikkatli, dikkatli. Değerli bir malzeme. Evet. Sağ olun, eyvallah. Siz benim kızımı niye götürüyorsunuz? Ne istersin bunu? Sen ne verirsin? Masam, masam, canım masam. 100 lira veririm. Anlaştık. Hayır, hayır, hayır ya. Sende çoluk çocuk var mı? Var abi. 2 tane. Ellerinden öper. Eyvallah. O zaman al. Bor abilerinden açtık dersin, tamam mı? Eyvallah abi. Sağ olasın. Eyvallah. Sen sağ ol. Bordacım! Ada rahat bırakır mısın? Ada! Bırak! Bırak! Ada kendine... Bordacım! Baba sen devam et. Ada! Bordacım! Ezilmez! Sen devam et usta, devam. Sen bakma ona, sen devam et. Ez geç, ez geç. Ez geç baba, ez geç. Bravo, bravo. Masa. Kolay gelsin. Orada.
Abbasım! Abbasım gitti! Beni bırakıp derelere gitti! Basam! Kabus. Kabus, bu nasıl kabus? Ah, olmaz. Olmaz, o masa benim. O masa benim, ben buna izin vermem. Günaydın. Afiyet olsun, afiyet olsun. Günaydın, günaydın. Ya Aslan, buyurun. Aslancığım. Şöyle karşıma otur hayatım. Değil mi? Değil mi? Günaydın. Günaydınlar. Hadi gel, çok açım kızım. Günaydın buyurun, kuzum. Buyurun. Çok acıktım kuzum, ondan seni ittim biliyor musun? Günaydın kızım, gel. Neyse ki burası boş. Buraya oturayım ben de. Prenses, heyecanlı mısın okul için? Ha? Aa, hiç heyecanlı olmaz olur mu adı ablası? Prensesim ilk okula başlayacak, tabii ki heyecanlı. Ablam, ne diyeceğim? Annemin hiç tek taş yüzüğü var mıydı biliyor musun? Ay, rahmetlinin alyansı bile yoktu. Ne tek taşı? Ne oldu, niye sordun ki? Yok, hiç öyle bir şey değil. Esti bana bir sorayım dedim. Hmm. Yok bir şey. Ay, adacığımın yazılarını da hayranlıkla okuyoruz. Maşallah, maşallah kuzuma. Bir madenci edasıyla içindeki cevheri çıkarttınız resmen Bora Bey. İyi ki. İyi ki siz, iyi ki. Ne oldu aslan? Ya bir an bizim komandoyu madenci gibi böyle hayal ettim de bizim adayı yonta yonta böyle elmas yapıyormuş. Teyzem ben benimle çalışmalarını bilmiyor mu? Yok, söylemedim daha. Neden? Söyleyemedim. Özel bir durum vardı ama yokmuş. Hmm. Öyle kaynadı, söylemedim. Bugün işini yerine bırakmamak lazım. Ne demek o? Adı artık benimle çalışmıyor. O ne demekmiş? Adacığım, kuzum işten mi ayrıldın sen? Aslında şöyle oldu. Madenci aklıma geldi de. Ne yapıyorsun sen? Özür dilerim. teyzeciğim. Şöyle. Oryantasyon varmış şirkette. Dediler ki illa katıl. Yok dedim, katılmam. Katıl, katılmam, katıl, katılmam, katıldım. Şimdi Tuğçe'nin asistanlığını yapıyorum ben. Yalanlarımın da sonu gelmiyor maşallah. Ne yapsaydım? Kadına söyleseydim, inme mi inseydik adına? Bu oryantasyon iyi bir şey o zaman yani, ha? Aa, iyi değil. Çok iyi bir şey. Duyu da inanmış. Ne dediniz Belma Hanımcığım? Bir şey mi dediniz? Duyamadım. Ay ben şey dedim. Duyduklarıma o kadar sevindim ki dedim. Ne güzel, ne güzel. Ben doydum. Babacığım müsaadenle kalkıyorum. Size yalansız, dürüst günler diliyorum. Herkese, herkese. Prenses, bir tanem. Ben seni öpmeden gider miyim? Oh, afiyet olsun prenses. Afiyet olsun. Herkese afiyet olsun. Afiyet olsun. Günaydın, günaydın. Evren Bey, siz misiniz? Ta kendisi. Abi, günaydın. Sana da günaydın dostum. Ne oldu sana böyle ya? Arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bora Bey yeni asistan olacak, onunla ilgileniyoruz.
Oo, desenize bugün hareketli bir gün bizi bekliyor. Hadi bakalım. Buradalarım. Burada. Buradacı. Buradacı. Dayı. Buradalarım. Dayı, dayı hadi yürü dayı. Burada falan yok burada. Hadi dayı, masa falan yok burada ya, yürü. Buradacıymış. Allah'ım, o kadar güzel rüya görüm. Hiçbiri çıkmaz, bu da çıkmasın ya. Hadi görüyorum oradasın sen, hadi yürü git hadi. Evet, evet, evet. Bahisler devam ediyor, göreyim, göreyim. Aslı, Aslı. Aslı'ya iki gün yazıyorsun. Başka, 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 başka. Alayım Zeynep. Evet, ona da bir gün yazıyorsun. Metin, Metin 50. Metin'e de iki gün yaz. Bakayım, bakayım. Osman'a 50 yaz. İki gün yazıyorsun. Çok güzel. Bahisler devam ediyor. İki, iki. Bizim bonusa iki yaz. İki. Başka Zeynep. Söyle bakalım Adı Hanım. Sen kaç gün dersin? Hiç gün. Evet, bahisler kapanıyor, kapanıyor. Zilli çal kapandı. Bir işi beceremedim be. Ne? 3-5 gün idare etseydin. Neyi pardon? Bora Bey'in asistanlığını. 10 tane elim yok herhalde. Hangi birine yetişeceğim? Günaydın. Günaydın Bora Bey. Günaydın. Bora Bey. Benden önce çıktınız, benden sonra geldiniz. Evet. Evet. Evet, öyle oldu Ada. Pırıl, Ali sana söylemiştir umarım. Ha evet, söyledi. Adayların CV'lerini toparlıyorum. Güzel. Adayların CV'lerini toparla. Sonra da odama getir, tamam mı? Tabii. Kolay gelsin. Bu devirde helal süt emmiş asistan bulmak çok zor Bora Bey. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Sağ ol. Nasıl birini arıyorsunuz Bora Bey? İşini layıkıyla yapacak birini Ada. Ha benim gibi. Pek değil. Pek değil derken? Ada. Hadi seni patronun çağırıyordur. Ha? Tuğçe Hanım'ını bekletme. Üzülmesin sonra. Hadi. Hadi git sen. Bora Bey sohbet ediyoruz ya. İki lafın belini iki lafın belini kıralım Bora Bey. Şey mi Bora Bey? Ne yapacak gelen asistan? Hani sizin ajandanızı tutacak. Evet. Toplantılara girip çıkacak. Haliyle. Kuru temizlemeden kıyafetlerinizi alıp bırakıp getirip götürecek. Gerektiğinde. İş yemeklerini sizinle beraber gelecek. Olabilir. Ah, olabilir mi? Evet. Eve, eve girecek mi? Ada, kendime asistan oluyorum değil mi? Yani senin yaptığın her şeyi o da yapacak. Tamam mı? Her şeyi. Anlaştık mı? Ben bunları yapıyordum zaten. Ha bir de şey yapacak. Ne? Bütün bunları yaparken bana asla yalan söylemeyecek. Asla. Siz onu diyorsunuz. Onu diyorum ben. O zaman ben çıkayım mı? Yani senin işin gücün vardır. Şimdi ben seni tutmayayım. Ada, hadi. Hadi git patronunu bekletme. Hadi Adacığım. Evet, çalışıyorum ben. Çok çalışıyorum. Kolay gelsin Ada. Öyle biri olmayacak. Asıl size kolay gelsin. Anlamadım, bir şey mi dedin? Duyamadım. Bir kez daha söylesene. Kolay gelsin dedim. Ne güzel. Yani ikimiz de birbirimize kolay gelsin dileklerimizi sunduğumuza göre... artık sohbetin bittiği anlamına geliyor değil mi bu? Değil mi? Bitti mi diyorsunuz yani? Bitti. Bitti. Evet. Çıkabilirsin. Hadi. Hadi bakalım. Ben bitti demeden bitmez. Duyuyorum ben seni Ada. İçine içine konuşma. Tamam? Hadi. Çıkabilirsin. Masam. Canım masam. Masam. Oy oy. Altın varaklı masam. Oy. Oh, oh.
yapıyorsun? Hadi, hadi. Benimsin ya kara toprağım. Hadi. Daha çok özlersiniz masanızı, Ada Hanımcığım. Her şey benim kontrolüm altında Belma teyzeciğim. Tuğçe, son şansım Tuğçe. Ay Tuğçe demekten dilimde tüy bitti benim. Sen şimdi şunu mu diyorsun? Bora yeni bir asistan alınca Ada'dan tamamen kurtulacak. Bunu mu diyorsun? Hiç şüpheniz olmasın. Dediğim gibi her şey benim kontrolüm altında. Siz bana güvenin. Peki sen şey demiştin, ben Ada'nın bir açığını bulacağım, onun için kendi yanıma aldım demiştin, ne oldu? Ya böyle şeyler zaman alır Belma teyzeciğim, öyle hemen olmaz. Hem ben bir açığını bulduğum zaman siz de ailesini sepetleyeceksiniz evden işte. Sepetlemek mi? Ne demek sepet? Ne biçim laf? O kızım, aa Tuğçe. Biliyor musun sen gün geçtikçe Ada'ya dönüşüyorsun. Hay bu kız seni çok etkisi altına aldı. Alakası yok. Hiç hayır. Ben benzemiyorum Ada'ya ya. Yok. Alakası yok. Neyse dediğim gibi her şey benim kontrolüm. Ay. Kontroller alsın götürsün seni. Olur mu Tuğçe? Kesildi galiba. Adacığım. Ne oldu? Ne vardı? Dur canım. Kırmızı alarm, kırmızı alarm. Nasıl? Kırmızı alarm deme. Yeni bir asistan geliyor. Yani gelebilir. Ama gelmemeli. Niye gelsin ki? Azacığım sen bu şirkete ilk girdiğinde ilk gün öğrendiğin şey neydi? Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorsan ben sana söyleyeyim. Senin adın 27 idi. E niye bir 28. bir asistan olabileceği seni bu kadar şaşırttı ki ben anlamadım. Üstelik sen öyle diğer asistanlar gibi gitmedin bu şirketten. Ben seni yanıma aldım. Neden? Çünkü Rüzgar rica etti. Neden rica etti? Ha? Neden rica etti? Haksızlığa uğradığımı anladı çünkü. Sağ olsun, sağ olsun. Anladım. Benim bu çakma nişanlı da bayağı merhametli çıktı ha. Böyle bir yavaş yavaş gözüme girmeye başladı kendisi. Hem de gözüme batmaya. Bir şey mi dediniz? Yok, hiçbir şey demedim. Hadi bana bir kahve, işimize dönelim. Asistan, kahve. Kahve. Bir kahve yapayım. Sade. Tamam tamam, hallettim. Kızım ciddi misin ya? Şimdi Bora Bey baya baya yeni asistanı alıyor öyle mi? Ama ben izin vermeyeceğim. Görürsün. Niye acaba? Niye acaba? O masa benim. O masa benim. Kimseye kaptırmam masamı. Sen masamda masam diye tutturdun yani. Tutturdum. Evet tutturdum. Ver kahvemi. Ver kahvemi. Buyursunlar. Teşekkürler. Ellerine sağlık. Oh keşke ben içsem. Yürü be kızım be. Kim tutar seni? Asıl seni kim tutar? Hah Ali gel. Durum fena. Ne oldu? Ada'ya yardım etmemiz gerekiyor acil. Tabii yardım konusunda ben zaten yardımcıyım. Dosya. Adaylar. Kahve. Anlıyorum Ferhat Bey ama şu an bunları telefondan konuşmamızın hiçbir anlamı yok. Yani bizim bunları konuşmak için yüz yüze denk gelmemiz lazım. Buluşmamız lazım bunları konuşmak için. Evet. Haklısınız. İstediğiniz adayların CV'leri. Anlıyorum, anlıyorum. Tamam, tamam ben sizi dinliyorum. Buyurun, buyurun sizi dinliyorum. Kahve, kahve. Ne, ne? Kahve. Kahve. Kahve saatimiz Bora Bey. İstemiyorum git, senin işin değil. Burun getirir benim kahvemi. Hadi git işinin başına git, hadi. Benim işim değildi ya, ben unutmuşum ya. Alışkanlık işte Bora Beyciğim. Anlıyorum. Telefondayım farkındaysan çık hadi Ada, çık Allah aşkına çık. Evet, evet, evet. Ben buradayım, ben burada bekliyorum. Sesimi çıkarmam, ben burada tam olarak şurada bekliyorum. Anlıyorum tabii, tabii tabii öyle olur. Genelde öyle olur zaten. Ada, çık, git kendi işinin başına geç. Hadi bak Tuğçe patronun bekliyordur seni, hadi çık. Hadi çık. Yok yok, o beklemez, o bir şey yapmıyor zaten. Ay Bora Bey benden duymuş olmayın ama yan gelip yatıyor. Böyle sürekli tırnaklarına bakıyor. Evet, evet, evet. Ada! Pardon, hapşurdum galiba. Ada! Peki. Hadi.
Evet. Zaten dinliyordum. Dinlemeye devam ediyorum sizi. Evet. Yani dediğim gibi, şimdi bunları buradan konuşmak yerine yüz yüze konuşsak çok daha mantıklı olacak. Aa, yavaş biraz Ada. Ne bu acele? Özür dilerim Tuğçe Hanım. Ben bir bez alayım, geleyim sileyim. Tamam, hadi koş. Evet, evet. Siz de kendinize göre haklısınız ama... Ama biz de kendimize göre haklıyız Ferhat Bey. Yani her zaman söylüyoruz. Ama bakın yani... Yani biz de elimizden geleni yapıyoruz biliyorsunuz. Bu iş için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Ama her zaman... Evet, evet anlıyorum. Her zaman söylüyoruz. Biz, evet dinliyorum, evet. Tamam, tamam evet ben sizi dinliyorum, sizi dinliyorum. Haklısınız, tabii ki haklı olabilirsiniz. Ama böyle şeyler her zaman başına gelmez insanın. Yani bizi de biliyorsunuz, biz her zaman doğruyu söylüyoruz zaten, söylüyoruz. Söylüyoruz biz size bunu zaten her zaman. Evet, evet. Evet, neyse, neyse. Dediğim gibi, biz işimizin başındayız. Biz işimizin başındayız. Biz işimizin başındayız biz. Evet. Daha net konuşacağız biz zaten. Biz daha net konuşacağız. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Doğru muymuş? Değil miymiş? Bütün bu olanlar gerçek miymiş? Yalan mıymış? Yalan mıymış? Bizim sözümüz sözdür. Ferhat Bey, bizim sözümüz sözdür. Bizim sekreterlerimiz kendi aralarında konuşsunlar, bize bir randevu ayarlasınlar, olur mu? Tamam. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok sağ olun. En yakın zamanda görüşmek üzere. Tamam. Sağ olun, hoşça kalın. Geldik çok önemli soruya. Ada, sen niye buradasın? Kimdi o telefondaki? Sen niye buradasın? Niye masanın altında geziniyorsun? Cevap ver. Ataş. Ataş. Ataşınızı almaya geldim Bora Bey. Benim ataşım bitmiş. Benim ben bu ataşları deftere, saçıma... Ada! Ne saçmalıyorsun sen? Sosyal fobi bendeki. Sende sosyal fobi var ha? Sende. Mesela ben... 10 kişiden fazla insanın önünde asla konuşamam. Allah Allah. Ya kilitleniyorum Bora Bey. Yani böyle geriliyorum, geriliyorum, heyecanlanıyorum. Çenem kilitleniyor ya. Birden yapıştırmam lazım. Konuştukça konuşuyorum, konuştukça konuşuyorum. Böyle birden konuştukça konuşuyorum, konuştukça konuşuyorum. Uzatıyorum, uzatıyorum, saçmalıyorum. Boş ver. Ada! Bak etrafına. Etrafında başka kimse var mı senden başka? Bak. Bak, bak etrafına bak. Yok. En az 20 kişi var. En az 20 kişi. Seslerini duyuyorum. Ada. Yani acaba biz seni tekrar işe almakla hata mı ettik? Kıyamam sana. Ben sana bir 10 gün izin falan vereyim mi? İster misin? Kafa izni iyi gelir. Ay, deli miyim ben? Kuzen. Ali. Ada ne haber? İyiyim Ali Bey, sizden ne haber? İyi. Şey diyeceğim, sana çok önemli bir şey diyeceğim. Kuzen de bir gelir misin benimle dışarı? Ne? Bir gel ya, çok önemli bir şey var diyorum kuzen. Tamam oğlum, sen geldin otur konuşalım o zaman. Ha? Yok yok, hayır hayır, gelmen lazım. Kuzen, önemli olmasa kolundan böyle çekiştirmeyeyim ben seni. Çekiştirme beni, çekiştireceğim şimdi. Hadi gidelim, hadi gidelim. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Önemli olmasa ben bu kadar zaten ısrar eden bir insan değilim. Hayır, bu kadar önemli olan ne, ben de onu anlam veremedim. İşte onu, önemli olanı anlatacağım şimdi. Niye peki dışarıda konuşuyoruz? Ya dışarıda önemli çünkü, burada değil. Sen bir garipsin ya. Hadi bakalım, çıkacak kokusu. Hadi bakalım. Seninle alakalı bu ne? Ya geldik geldik, tamam. Geldik, bir şey yok ya. Şöyle oturalım da sohbet edelim diye. Acil ya, acil olduğu için sohbet edelim. Otur bak, otur. Ha, tamam tamam. Otur. Otur. Ah. Otur. Thank you.
Ali, kardeşim, kardeşim. Niye getirdin beni güneşin altına? Niye? Hadi anlat, söyle, konuş. Şeydi bu, ayak altında konuşmayalım diye ya. Bana bak, bana. Ne oluyor? Ne oluyor, söyle bana, ne oluyor? Ya Selin istedi. Selin Bora'yı oyala dedi. Ben de işte oyalamak için buraya şey yaptım sen. Yazık lan sana. Sana kardeşim dedim, hain çıktın sen. Demek yenge hanım dedi ki sana Bora'yı oyala. Sen de geldin beni güneşin altına getirdin, oyalıyorsun öyle mi? Bravo sana. Bravo sana. Bravo. Bana bak. Sakın adayla aramıza girme, tamam mı? Bu işten uzak dur öyle. Bu işten uzak dur. Kuzen, kuzen dur. Hayır. Biz lütfen, biz kuzeniz ya, biz aynı kanız. Olur mu öyle şey? Ali, Ali. Beni rahat bırak kardeşim, tamam mı? Beni rahat bırak. Tamam. Hadi. Tamam, tamam hadi. Uzak. Tamam, tamam. Marmara İşletme mezunu. Oha, bu çok iyi. Bu olmaz, bu çöp bu. Atın bunu. Bunun ne gerek var? Topazum. Hmm, yabancı değil. Yabancı ile orta düzey. Havari, mavari, yes and you diyen herkes İngilizce orta düzey yazıyor. Tabii tabii. Kesin bilmiyordur. Bu, bu olsun. Bunu bu güzel. Dayalım. Bunu, bu, bu olur. Bu okey. Oha. Kıza bak ya. Biz iyi ki akıl ettik bu CV'lere önden bakma işini. Yoksa böyle uğursuzlar gelecekti Bora'nın başına. Bu ne? Tipe bak tipe. Bu ne, böyle gözlüklü CV mi olur? Bayağı profil picture koymuş CV'ye. Sosyal medya muamelesi yapmış CV'yi. Senin amacın belli kızım. Seni yakarım. Çöp. Çöp. At ya, at. Attık. Harika. Kaç tane oldu? Evet, şimdi ayıkladıklarımızla toplam 5. Seç beni al Bora Bey. Seç beni al beğeniyorsan. Hadi bakalım. Yalnız ne olur ne olmaz. Aday görüşmelerinde gözün üstlerinden ayırmazsın sen, değil mi? Enselerindeyim. Evelallah. Ah. Oh be. Şimdi onlar düşünsün. Benim içimi bir huzur kapladı. Burada mıydı ya? Bütün sinirlerim bozuldu. Girebilir miyim? Aa, buyurun. Ah, çok teşekkür ederim. Aa, buyurun, çok sağ olun. Bey, buyurun. Bana bak. Ne işin var senin burada? Ataş. Ha. Ataşınızı almıştım ya. Ben geri getirdim ataşı. Fazla almışım. Çok almışım dedim. Ben bunları ne yapacağım? Nereye sokacağım? Peki nerede dedim? O senin geri getirdiğin ataşlar? Ha, burada, buraya koydum. Ha, oraya koydun. Tabii tabii. Buraya koydum. Sağ ol. Rica ederim. O zaman gideyim. Tabii. Sağ olun. İşlem tamam kankim. Ali Bey, teşekkürlerimi iletirsin. Yani kanka, şu masa için verdiğin gayreti hayret diyorum, o kadar yani. Buraya 28. bir asistan gelmeyecek. Gelmeyecek buraya ya. Gelmesin tamam. Hatta hadi. Kapıya yazacağım. 28'ler giremez diye. Deli ya, gel. Hadi. Bir etrafında. Maşallah, maşallah. Çok güzelleşmişsin. Zaten çok güzeldin. İyice güzelleşmişsin. Ne yiyip ne içtiğini, saat kaçta yaptığını hemen söylüyorsun. Asıl sen hiç değişmemişsin ya. Şuna bak. Yok hayatım. Yaşlandım ben artık. Yaşlandım. Yaşlığım sizin gibi olacaksa ben okeyim. Seni gidi tatlı dilli. Sen küçükken de böyleydin. Ay maşallah, maşallah. Geçsene içeri. Hadi geç. Hadi geç, kapıda kalma. Hadi şöyle inelim aşağıya, bahçeye. Sana çok güzel şeyler ikram edeyim. Ah, ah, ah.
Burası altın gününe dönmüş. Kısır yaptırayım mı size? He? Kısır ister miyiz? Neyse. Yönetici asistanlığı için mi bacılar? Evet inşallah. İnşallah, inşallah. Sen sakızı çok seviyorsun herhalde. Bora Bey de çok sever. Karşısına böyle sakız çiğne, tamam mı? Tamam. Tamam. Çiğne. Benim bitti. Tamam, gel. Ha, bitti mi? Hadi geçmiş olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım, kazanınız mübarek olsun. Hadi bakalım. Sonra sizi alacağız biz tek tek, hadi. Birinci adayımız geldi Bora Bey. Kapat kapıyı. Kapıyı çal bir daha, tamam mı? Tamam. Hoş geldiniz. Melisa. Evet. Melisa Yıldırım. Siz ilkokul mezunu musunuz? Evet, olmadı, okuyamadım. Biz sizi arayalım. Buyurun şey, çıkış şuradan. Buyurun. İkinci geldi Bora Bey. Kumru Erdibek. Sakız mı çiğniyorsunuz? Hı-hı. Her iş görüşmesine sakız mı çiğnersiniz siz? Güzel, güzel, çok güzel. Biz sizi arayalım. Çıkarın, tükür ağzındakini, tükür. Üçüncü geldi. Buyurun. Merhaba. Ceren Tuğçe Demirsöz. Evet. Yabancı diliniz var mı? Hayır. Biz sizi ararız. Ne oldu ablacığım? Kolay gelsin. Allah zihin açıklığı versin. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun oturun. Yok, oturmayayım. Buyurun oturun. Yok, oturmayayım. Niye? Oturmayayım. Peki. Kader Hanım, biz sizi arayalım. Buyurun, arayacağız biz sizi, buyurun. Kısa sürdü bunun işi ya. İşine bak Ada, işine bak. Dördüncümüz de geldi. Dördüncü. Merhabalar, hoş geldiniz. Hi. Hi. Sit down. Sit down. Sit down please. Bu sizin ilk deneyiminiz mi acaba? Evet. İlk defa bu şirkette çalışacaksınız. Evet, yükselmeyi planlıyorum burada. Yükselmeyi planlıyorsunuz? Evet. Ne oldu kız? Ben açardım kapını. Hadi çık git, hadi yürü. Sabır. Gel Ada, gel, bir sen eksiktin, gel. Bora Beyciğim, Bora Beyciğim, yani böyle bu ülkenin sorunu bu. Beyin göçü. Kalifiye eleman bulmak zor. Allah yardımcınız olsun, onu diyeceğim. Başka da bir şey diyemiyorum. Kahve ister misiniz? Yok, sağ ol. Ben sana bir şey soracağım. Ha, buyurun, sorun. Sen Tuğçe ile benim odamı mı karıştırdın acaba? Yok. Sen sürekli buradasın Ada. Ada, sen neden sürekli buradasın? O şeyden. Neyden? Bora Beyciğim. Hı. Tuğçe Hanım dedi. Hı, ne dedi? Git dedi, bak dedi, Bora Bey'in bir şeye ihtiyacı var mı dedi. Allah Allah. O dedi, git dedi, asistanı yok dedi. Yardım olur dedi, getirir getirirsin dedi. Yalnız hissetmesin kendini dedi, bir bak dedi. Öyle dedi. Sağ olsun, sağ olsun. Sağ olsun Tuğçe, sağ ol. Sen de çok sağ ol. Gelmişsin, yardım etmişsin, Tuğçe'yi dinlemişsin, patronunu dinlemişsin, çok sağ ol. Ama bana pırıl yetiyor. Bana pırıl yetiyor. Yani yeni asistanım geleceğe kadar yetiyor. İlla biri gelecek yani, bu mudur? Budur. Tabii, tabii, güzel. Geleceği varsa göreceği de var. Şaka. Hmm. Şaka dedim. O zaman ben çıkayım. Tabii, güzel. Çıkabilirsin. Çıkayım mı? Hadi. Liseden sonra büro yönetimi ve yönetici asistanlığı okudum. Sonrasında da Amerika'daki dayımın yanına gittim. Maşallah sana kızım, maşallah. Staj yaptığım yerde beni çok beğendiler bu arada. Dediler ki burada kal, işim iyi, kazancım iyi. Ama olmuyor Belma teyzeciğim ya. Ne olmuyor? Ya her şey para, mevki, konfor değil ki. İnsan biraz da huzur istiyor. Ay ne güzel söyledin, huzur tabii çok önemli, huzur. Ya inanır mısın Belma teyzeciğim? Uçaktan indiğimde neredeyse toprağı öpecektim. Ah kıyamam sana. Kıyamam. Vay teyzesinin güzeli. Kim bu kız şimdi? Ne bileyim abla, ya bir akrabalarıdır ya bir tanıdıklarıdır. Hiç gözüm tutmadı benim bu kızı. Ya gözün tutsa ne olacak? Ne yapacağım? Oğluna mı alacağım? Belki biri oğlunu alır. Sana ne? Kız sana ne deyip durma. Delirtme beni Yasemin. Zaten içim bir huzursuz. Nereden çıktı şimdi bu kız? Sakın sana ne deme. Şşş,
Maşallah maşallah abla. Kıza bak ya. Manken gibi yemin ediyorum ben kadın halimle kızı böyle baştan aşağı süzdüğüme göre gerisini artık düşünemiyorum yani. Allah'ım ya. Bir ondaki bacağa bak bir de bendeki bacağa bak ya. Niye bana da vermedin ucundan? Tabii ablacığım seni tenzih ederim. Şuradan bakınca senin bacak boyun daha uzun görünüyor. Evet. Seni tenzih ediyorum abla. Devede de boy var da işte. Eşeğin arkasından gidiyor. Sen anlamazsın. Sen biz orta boyluların dramını anlamazsın. Biz kardeş değil miyiz? Ben kime benziyorum? Senin bacak boyun böyle uzun. Ben niye kime benzedim ben? Babama mı benzedim ben ya? Senin gözlerin yeter kardeşim. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Nasıl yani? Şöyle yani. Bora yönetici asistanı arıyor. Bora mı? Evet. Ya en son 12 yaşındayken görmüştüm onu yazlıkta. Bak ne yapalım biliyor musun? Bora'nın yanına gidip ona sürpriz yapalım ha? Ay bilemedim ki şimdi ya. Ben aslında sadece seni görmek için gelmiştim. Ama bak hem o iş meselesini de konuşursunuz hiç belli olmaz. Bu işler kısmet, bu işler kısmet. Ay Berma teyzeciğim ya lafı nereye getirdin? Değil mi? Hadi, hadi. Ay. Ay. Maşallah, maşallah. Ay maşallah, hadi inşallah. Yeter. Buyurun. Cici kızlar, buyurun. Bir sana bakayım dedim ben Boracığım. Bir şeye ihtiyacın var mı, yok mu, nedir ne değildir diye. Yok. Sen adayı görevlendirmişsin ya Tuğçe. Ada beni sağ olsun hiç boş bırakmıyor. Sürekli yokluyor, sürekli yokluyor. Böyle kapımın önünde, onun olmayan masasının önünde falan. Geziniyor sürekli buralarda yani merak etme. Gerek kalmıyor. Ya ben zaten kendimi çok kötü hissediyorum bu konuda. Şimdi benim asistanım var, senin yok. Olmadı böyle. O yüzden ben en iyi asistanı sana kendi ellerimle bulacağım. O zamana kadar da beni paylaşabilirsiniz. Nasıl paylaşalım seni? Enden mi paylaşalım, boydan mı paylaşalım? Nasıl paylaşalım? Ha? Senin içine sinen bir aday oldu mu Boracığım? Mesela 3 numara iyi gibiydi. Benim gözüm o kızı bir tuttu. Yok yok, 2 numara. 2. Takız çiğnen, cak 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 cak, yer gök inledi. O çok iyiydi. Siniri, stresi alır o sakız. Yapma. Şimdi siz ikiniz birleştiniz. Benim için en iyi adayı bulmaya çalışıyorsunuz öyle mi? Ne kadar iyisiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ama gerek yok. Gerek yok. Çünkü herkes kendi işine baksın bu şirkette. Tamam mı? Sizden hiçbir şey istemiyorum. Maması maması yok. Buyurun. Anneciğim. Hoş geldin. Canım. Meltem. Yakışıklı oğlum. Hoş bulduk canım. Bak sana kimi getirdim. Meltem yazlıktan hatırladın mı? Meltem. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin ya. Ya Meltem kaç yıl oldu? 15 yıl oldu mu? Oldu herhalde. Vay be. Şey bugün kapı çaldı. Bir açtık karşımda bir afeti devran. Ama ilk önce tanımadım Meltem'i. Sonra o sempatik ses tonuyla nasılsınız Belma teyzeciğim deyince hemen tanıdım. Tuğçe, sen de tanıdın mı Meltem'i? Hatırlamaz olaydım. Tabii tabii hatırladın değil mi? Hatırladım canım hatırlamaz olur muyum? Sebebi ziyaretiniz? Hayırlı bir iş için geldik. Hayırlı bir iş. Buyurun, buyurun oturun. Anneciğim sen şöyle geç, sen de böyle geç. Ne içersiniz? Soğuk sıcak kahve söyleyeyim mi? Bir kahveni içerim artık. Tabii ki, tabii ki. Soğuk sıcak. Sıcak olsun. Tamam. Anneciğim sen? Sade Türk kahvesi. Tamam, tamam. Ben söylüyorum. Ben de sade. Şeker kullanmıyorum. Bıraktım. Şekeri bıraktırdım. Kullanmıyor artık.
Hadi siz şey yapın. Şu öğleden sonra yapacağımız toplantı için dosyaları hazırlayın hadi. Hangi dosya? Toplantı mı? Ne toplantısı? Öğleden sonraki toplantı için dosya hazırlayacaktınız ya siz. Hangi toplantı ya? Ben şu an niye toplantıdan haberim yok benim? Hazır değilim. Ada! Bak misafirlerim var. Hadi. Toplantı. Evet o toplantı. Toplantı şimdi hatırladım. Şu an hatırladım. Bravo. Tamam. Hadi çıkalım. Çıkalım. Evet, tamam. Buyurun Tuğçe Hanım. Önüne. Bizim şirkette sürekli aksiyon, sürekli kahkaha, sürekli bir macera. Bora Bey resmen kovdu bizi odadan ya. Tamam kızım amma abarttın ha. Kimmiş ki bu kız? Yani ne bileyim çocukluk arkadaşı mıymış değilmiş. Belma'nın söyledi bir şeyler de. Ah Bora Bey arıyor. Buyurun Bora Bey. Odama çok acilinden 3 tane sade kahve gönderir misin Türk kahvesi? Tabii hemen. Teşekkür ederim çok sağ ol. Ne diyor ne diyor? 3 sade kahve istiyor. Ay vallahi kahve de içecekler. İçecekler vallahi. Kanki beni arıyorsun. Aç aç. Ay yok artık iyice delirdin sen Ada. Aç şunu aç kızım. Al. Tamam. Kapatma şimdi. Kapatma. Git kahveleri yap. Git kahveleri yap. Kızım ne yapıyorsun kahve artık yap ya? Kahve yap senin. Ya Meltem, sen şu yazlıktaki yaşaramcıyı hatırlıyor musun? Güneşlenirken. Aa evet. Nereden hatırladın ya? Bu Yaşar hani o alba yemeklisi olan Yaşar Bey mi? Evet anne o alba yemeklisi Yaşar amca. Ya biz iki şımarık bu adam güneşlenirken gittik. Üstüne bikini üstü koyduk göğsünün üstüne. O güneş yanı öyle kaldı. Kaldı öyle günlerce gezdi o adam. Ya adamcağız yaz boyu tişörtle dolaştı bizim yüzümüzden. Ne günlerdi ya. Ya evet. Çocukluk, saflık, temizlik işte. Evet. Değil mi? Değil mi ama? Sağ ol Selin. Rica ederim. Sevsek. Boracığım. Bak ben ne düşündüm. Şimdi Meltem yönetici asistanlığı okumuş Amerika'da. Sen bir kendini anlatsana Meltem. Aslında çok anlatacak bir şey yok Boracığım ya. Boracığım değil. Ama yapamadım işte. Döndüm ben de. Memleket gibisi yok. Hmm. Evet, evet. İyi yapmışsın. Doğru. Sağ ol Selin. Afiyet olsun. Bora. Ha. Ben düşündüm ki şimdi sen kendine bir yönetici asistan arıyorsun. Ha. Hani Meltem neden olmasın? Tabii. Tabii ki neden olmasın? Değil mi anneciğim? Olabilir aslında. Tabii olabilir. Bıktım ben. Tuğçe Hanım. Tuğçe Hanım. Ne oldu? Etiğin olalım Tuğçe Hanım. Meltem 28 oldu. Ne diyorsun ya? Oldu vallahi. Hep o Belma cadısının başının altından çıkıyor bu işler. Tuğçe Hanım, Ada, Bora Bey herkesi çağırıyor. Bu iş böyle yapılır. Şapşal Tuğçe. Evet arkadaşlar. Hepinizi şu yüzden buraya topladım. Buraya toplanmamızın amacı yeni asistanım Meltem'i sizinle tanıştırmak istedim. Hoş bulduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine her zaman olduğu gibi güçlü bir takım olacağız. Güçlü bir aile olacağız. Birbirimize yardımcı olacağız ve birbirimize inanacağız. Birbirimize olan inancımız zedeleyecek şeylerden kaçınacağız. Her zaman olduğu gibi. Ve biz yine kazanacağız. Güçlü bir aile olacağız ve kazanacağız. Evet, çok pardon. Şu masayı odama alabilir miyiz lütfen? Buyurun. 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 Ay masa, masa, canım masa. Şimdi kirli eller mi dokunacak senin kuplarına? Ha? Sıcak bardaklar mı koyacaklar? Senin altına alt bardak altına koymadan gri gri lekeler mi yapacaklar?
Ada. Duydun mu sen benim söylediklerimi? Duydum Bora Bey. Duydum ve düşünüyorum. Acaba siz biraz hızlı mı karar verdiniz şu asistan konusunda? Canım benim. Sana söylemiyorum ha. Yanlış anlama. Senlik bir durum yok. Bunun devreler yanmış yalnız. Yazık diyordun kıza. Üzülüyordun. Hayatım, üzülmem devrelerinin yandığı gerçeğini değiştirmez yani. Bora Bey. Yani açıkçası sizin arkadaşlık ilişkiniz yüzünden diğer adaylara haksızlık edildiğini düşünüyorum ben. Adil olunmadığını düşünüyorum. Ne demek istiyorsun sen? Neyi ima etmeye çalışıyorsun? Ortada bir haksızlık yok mu şu an? Benim adalet duygum şu an yara alıyor. Yaralandım ben şu an. Ada, çok iyi biliyorsun ki benim adalet terazim hassastır. Yani benim öyle bir sorunum yok. Bence senin de bir sorunun olmasın Ada. Anlaştık mı? Evet arkadaşlar. Herkes işinin başına. Tanışma faslı bitmiştir. Buyurun. Ben de odama geçeyim. Yeni asistanıma bazı sorular sormam gerekiyor. Biraz çalışmam lazım. Buyurun. Herkes işinin başına. Buyurun, buyurun. Ada, olan oldu. Hadi. Hadi, hadi yürü. Çözeriz tabii. Olan oldu. Hadi yürü. Yok yok. Ben buna izin veremem. Masayı mı öne kalsak Tuğçe Hanım? O nasıl kendi ayakları üstünde dimdik duruyor? Biz de durabiliriz. Evet, duracağız. Bir şey yapmamız lazım. Evet. Ama ne? Bu iş ciddileşti artık. Ben bu kızı burada istemiyorum. Kesinlikle katılıyorum. Bora'yı ürkütmeden. Dipten ve derinden. Aynen. O zaman girl power diyorum. Kabul ediyorum ve arttırıyorum. Bacıların gücü diyorum. Yes! Meltem. Hızlı bir giriş oldu. Farkındayım. İstersen yarın da başlayabilirsin. Zaman satın alınması ve geri çevrilmesi imkansız olan tek şey. Öyle değil mi? Neden vakit kaybedelim ki? Tabii. Tamam. Bana uyar. O zaman şöyle yapalım. Bizim bugün bir şirket toplantımız var. İstersen sen de bize katıl. En azından senin için de bir ısınma turu olur. Olur mu? İster misin? Patron sensin. Güzel. Çok güzel. Bu arada taleplerimi Pırıl'dan, yani bizim sekreterden alabilirsin. Randevuların düzenlenmesi, toplantıların organize edilmesi, günlük hayatta karşılaşacağın her türlü sıkıntının giderilmesi. Ben zaten bunları biliyorum. Güzel o zaman. Yani çok çabuk uyum sağlayacaksın. Uyum belki de sahip olduğum için övündüğüm tek özelliğim. Harika. Hazır cevapsın. Bir de dürüstlük. Çünkü dürüstlük karakterin göstergesidir. Yanılıyor muyum? O kadar haklısın ki. Seninle kesinlikle aynı fikirdeyim. Bravo. Sen işine devam edebilirsin. Buyur. Ben seni bölmeyeyim. Hadi bakalım. Meltem miymiş adı? He. Çok güzel kız. Değil mi Ali? Yani bence makyaj güzeli, makyajdan dolayı. Makyaj silmese o hiçbir şeye benzemez. Böyle boylu posta mı? Hantal olur onlar. Bir yerden bir yere geçene kadar zaman geçer, gün geçer. Yavaş, ağır olur. Pardon, nerede hantal olurlar mesela? Hayır, sen kafanda bunu mu düşündün? Meltem'in hantal olabileceği alanları mı düşündün Ali? Hantal ne ki? Hantal mesela ben hiç bilmiyorum hantalın ne demek olduğunu tam olarak. Yıllardır kullanırım. Şu anda mesela yeni yeni şey yaptım. Hantal mesela cümle içinde kullanalım hantalı. Benim babamın hantalı var. Neyse o, değil mi? Olmuyor yani. Selam. Ha, Rüzgar, hantalı bana bir cümle içinde kullanır mısın mantıklı bir şekilde? Tamam abi, kullanayım. Kantardan korkmam, hantaldan korktuğum kadar. Evet, bak mesela ne kadar mantıklı. Hantallığı kes Ali. O da öyle şart. Ya bir şey diyeceğim, onu boş ver. Sen bu yeni gelen afeti gördün mü abi? Abi o ne öyle ya? Ya bakmaktan çalışamıyorum. Sen bakarsın, doğrudur. Biz Ali ile tam o konuyu konuşuyorduk. Değil mi Ali? Evet, biz o konuyu konuştuk, bitti ama. Ben çünkü asla bakmam, öyle bir şey yapmam. Nasıl bakmam? Gözümü seveyim, yapma ya. Yani ben sana bir şey diyeyim mi? Ona bakmak sevap bence bak. Ona niye gelmiştin? Mis yani, Rüzgar mı? Ben biraz haralet yaptım yani, nasıl yapmayayım ki? Bir soda rica edebilir miyim ben? Soda alalım mı Rüzgar Bey? Nasıl yapmayayım ki? Sen abi, niye böyle gelip lapstap konuşuyorsun? Lapstap.
Evet. Hayatım burada bu arada açacak var. Çıp sıt diye açabilirsin. Evet. O başka türlü açtı. Buyurun. Teşekkür ederim. O zaman ben kaçıyorum. İyi sohbetler. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen bu Rüzgar'a böyle bir ters davran. Görür görmez sevmedim Ali. Gözüm tutmadı. Benim hislerim çok kuvvetlidir. Gözüm de üzerinde. Tamam, bir şey demedik. Açacağı burada bırakmışsın. Kalsın. Ben ne yaptım? Bir şey yaptık sanki ya. Evren. Taz değişikliğine gitmişsin, güzel olmuş, yakışmış. Thanks boss. Bora Beyciğim, bundan sonra izninizle burç yorumlarına daha sert bir bakış açısıyla yaklaşacağım. Yani tarzınla beraber fikirlerin de sertleşmiş. Bravo. Hoşuma gitti. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere Meltem, yani benim kişisel asistanım, aramıza hızlı bir giriş yaptı. Geldi hızla inşallah. Anlamadım, adı bir şey mi dedin? Hayır Bora Bey. Meltem Hanım, Amerika'dan ne zaman döndüm demiştiniz? 2 ay oldu. Öyle mi? Hoş geldiniz. Hoş buldu. Hoş buldu. Artık konumuza dönelim mi? Evet arkadaşlar, bugün toplantımız biraz kısa sürecek. Bizim gündemimiz belli. Neymiş bizim gündemimiz öyle? Bu Nale parfümü kaybettik. O Nale parfüm gitti. Bizde değil artık. Evet. Hepimiz duyduk. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Biz kendi işimize bakalım. Değil mi? Evet arkadaşlar, gördüğüm üzere, yani belgelerden gördüğümüzde, grafiklerde bizim tıklanma sayılarımız epey artmış. Biz ne yapmamız lazım Ali? Bizim yapmamız gereken şey, tıklanma sayılarımızdaki bu rüzgarı, bu ivmeyi... Kaybetmememiz lazım. Kaybetmememiz lazım. Yukarı çıkarmak da olabilir. Yukarı çıkarmak da olabilir. Aynı çizgide mesela yukarı çıkarabiliriz. Evet. Evet. Yukarı da çıkartabiliriz. Kaybetmememiz de lazım. Hı-hı. Değil mi? Evet. Şimdi ben sizden bunun için yaratıcı fikirler bekliyorum. Müsaade eder misin Bora? Bora değil. Bora Bey. Bora Bey böyle şeyleri çok önemser de, yani onu o yüzden söyledim. Uyardığın için teşekkür ederim. Anladım. Diyorum ki dünya örneklerini adım adım takip etmemiz gerekiyor. Daha önce çalıştığım firma için haber aktüel analizlerini çıkarmıştım. Sanırım işimize yarar. Harika olur. Ne kadar müthiş bir fikir ya. Ben çok yükseldim bu fikre. Ben de arşa çıktım, inemiyorum. Oradan sesleniyorum. Bayağı. Tabii. Tuğçe, Ada, biz niye bu toplantıdayız? Birbirimizin fikirlerini duymak için bu toplantıdayız değil mi? Hadi siz de aranızda konuşmak yerine bizimle paylaşın fikirlerinizi. Buyurun, sizi dinliyorum. Patronum söylesin fikrini. Hadi, hadi. Tabii Boracığım, hemen hadi söyleyeyim. Yalnız biliyorsun Boracığım, ben bu sekreter işe alım sürecinde daha aktif bir rol oynamak istemiştim. Ama olmadı. Nasip olsun. Değilmiş. O yüzden bence Ada, Meltem'e şirketi, işleyişi biraz anlatsın. Bir oryantasyon yapsın ona. Zaten Meltem hızlı bir giriş yaptı, onu daha da hızlandıralım diyorum. Çok teşekkür ederim Tuğçe'cim ama kendimi keşfetmeyi tercih ederim. Tuğçe'cim diyor bana. Tuğçe Hanım, Tuğçe Hanım süreç hızlansın diye dedi. Sen kişisel mi akladın canım benim, he? Hangi süreci? İçeri düşersem bana bakar mısınız? Nereye içeri? Evet arkadaşlar, ben de düşündüm. Bana bakın, bana. Düşündüm, taşındım ve onaylıyorum. Meltem, benim kişisel asistanıma, Adat Özün, yani Tuğçe'nin asistanı, kılavuzu geçsin. Tamam mı? Çok güzel kılavuzluk ederim ben. Ne güzel. Biz de dört gözle bekliyoruz. Abla, eniştem nereye gitti? Bir altta ulaşacağım dedi, çıktı gitti. Merhabalar. Ay hoş geldiniz Zafer Beyciğim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Çay içer misiniz? İçerim bir bardak. Siz bunu alın, ben kendime doldururum. Gelirim. Sağ olun. Belma yok mu? Bırakın Belma Hanım'ı Zafer Bey. Felaket Zafer Beyciğim, felaket. Ne oldu ya? Ay Meltem midir nedir? Bir kadın geldi. Meltem, Meltem kim ya? Bir afeti deviran, bir ateşi soğuzan. Allah özene bözene yaratmış Zafer Beyciğim. Aa, kimmiş o?
Sizin yazlıktan eski komşunuzmuş galiba. Meltem. Ha, Sümüklü Meltem. Ah, neresi Sümüklü Zafer Beyciğim? Hiç Sümüklü Memüklü değil. Ben Ma Hanım'ın gözlerinden okudum niyetini. Ha, yapmayın ya, ciddi misiniz? Ah, başıma ağrılar girdi saatlerdir. Ne yapacağız? Ha, durun durun, telaşla. Durun. Neydi o öyle toplantıda? Ne zaman döndün Amerika'dan? Büyük bir merakla. Ne oldu, kıskandın mı? Ne kıskanması Rüzgar? Sinir oldum, sinir. Kıza sinir oldum. Yani bence kıskanmışsın. Bunlar gayet böyle kıskanma tavırları gibi. Bilmiyorum artık. Ay, delirtme beni Rüzgar. Kıskandığım falan yok. O kız böyle çirkin, sümüklünün tekiydi. Ben onun orijinalini biliyorum. O kızın suratı tamamen estetik. Ben ancak onun estetik cerrahını alkışlarım. O kadar. Tamam hayatım, haklısın. Okey, ama şöyle bir durumda var. Yani bence bazen insan sonuca bakmalı. Mesela ben şu an sonuca bakıyorum. Yani sonuç bence gayet başarılı, gayet harika. Hatta yani onca senelik fotoğrafçıyım. Photoshop'tan bile harika bir sonuç. Yani inanılmaz. Ama bence şuna da bakmak lazım hayatım. Bazen sonuçtan çok neden de önemlidir. Bazı şeyleri neden yaptığımız. Mesela neden adayı zorla işe aldırttın? Ha, öyle mi? Evet. Peki ben sana soruyor muyum? Neden Bora'nın videosunu ortaya çıkardın? Neden Bora'nın arkasından iş çevirdin? Bunları soruyor muyum sana? Sormuyorum. O zaman sen de sormayacaksın. Hı? Anlaştık. Oh, Türkiye güzelim benim. Hadi kaçtım ben. Bay bay. Ne oldu? Meltem işe girdi. Artık Bora ile Ada arasında etten değil, çelikten bir duvar var, kimse aşamaz. Oh, çok şükür, çok şükür. Peki sizin şu evden ayrılışınızı ne zaman konuşacağız? Ben halledeceğim Belma Hanım. Aklımda barberin bir fikir. Merak etmeyin siz. Yani neyse, şu Meltem işine yerleşsin bir, onu sonra konuşuruz. Yalnız Evren çok haklı çıktı. Ay. Evren mi? Evren. Tanıştın ya, buraya da geldi hani, astrolog bizim şirketten. Ne olmuş ona? Evren benim sağ kolumdur. Bora'nın evlenebilmesi için bir astrolog haritası açtı. Ve orada tek şansımın Tuğçe olduğunu söyledi. Rüzgar'la Bora'yı kıskandırma fikri de onundur zaten, sağ olsun. Yalnız biliyor musun, o adadan hiç haz etmez, nefret eder hatta. Ya. Ne oldu? Yok bir şey ya. Ay neyse, ben üstümü değişeyim, sonra şu sizin evden ayrılma meseleniz için bir plan yaparız. Tamam mı? Tabii. Gerçekten de göründüğün gibi biri değilmişsin Evren. Yazık. Çok yazık. Gel Meltemciğim, gel. Selam. Selam. Kahveniz geldi. Teşekkür ederim, sağ ol. Eline sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Sağ ol.
Sağ ol, teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Allah kahretmesin. Adacığım, bir dakikan var mıydı? Aa, yok. Tüh. Gelsene sen böyle, önemli. Abi 50 saniye veririm size, tamam. Bu kadar fit, spor yapan, sağlığına düşkün bir adam kahvesini 4 şekerli içmez. Aa, içmiyor muymuş? Bütün bildiklerim yalanmış ya. Bir deseydin, belki olabilirdi. Tüh. Bir dahaki sefere. Yeni gelen şakalarını yapmak için yaşımız sence de biraz geçmedi mi? Ne yapmaya çalıştığını gözlerinden okuyabiliyorum. Bir daha olmasın, tamam mı? Kolay gelsin. Bak, 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 bak. Alo. En zorunu başardım. Şirkete sızdım. Bundan sonrası çocuk oyuncağı. Görüşürüz. Tuğçe Hanım, durum ciddi. Durum sandığımızdan çok daha ciddi. Evet, bu kadar güzel değildi bu kız. Yok ya, güzelliği geç, güzellik değil. Tuğçe Hanım, bu kadın buraya tesadüf gelmiş olamaz. Bir şeyin peşinde. Evet, bir şeyin peşinde. Neyin peşinde olduğunu ben bakışlarından anladım zaten. Yok yok, bu biraz zor da neyse. Bu kadın ajan olabilir. Ajan mı? Sen biraz fazla mı film izliyorsun bu aralar? Tuğçe Hanım, az önce telefonla konuşurken duydum. İçeriye sızdım. Bundan sonrası çocuk oyuncağı dedi. Yani şirketimizi çökertmek için gelmiş olabilir. Rakip firmadan yollamışlardır. Ne yapabilir mesela adacığım, ne yapacak? Tıklanma sayımız arttı. Yükselişteyiz. Birilerinin gözüne batmışızdır. Yani bize virüs bulaştırır. Sitemizi hackler. Her şey yapabilir. Diyelim ki öyle. Ama bu imkansız. Yani ana server'a girmek için 2 şifresinin olması lazım. Şifrelerden bir tanesi bu arada. Diğerinin de kimde olduğunu ben bile bilmiyorum. Bana bu kadar açıklama yaptığınıza göre. Siz de şüphelendiniz işte. Evet. Benim adım Ada. Ada Tözün. Ben bu işi bozarım. Yallah! Abarttın mı biraz? Bana hak verdiğinizi biliyorum. Pırıl! Pırıl! Evet benim. Lafa girmek için Pırıl dedim. Ha, gir o zaman. Ay, ömür törpüsü gibi kızsın ama neyse şu an uğraşamayacağım seninle. Hani Belma Hanım geldiğinde devreye soktuğunuz bir alarm var ya. Evet. Heh. Onu ben seni aradığımda, şimdi dediğimde devreye sok. Neden? Tamam, uğraşamam seninle. Ben de. Bu ses çanlar senin için çalıyor güzeli. Ne oluyor burada? Ha? Ne oluyor? Bu alarm niye çalıyor? Bora Bey, Bora Bey, Bora Bey. Meltem sizin bilgisayarınızı kurcalıyordu, yakaladım. Bu ne demek ya? Çok güzel bir soru. Ne demek bu? Burada soruları ben sorarım güzelim. 2 adım geri, 2 adım geri. Bora ne oluyor burada? Ben senin bilgisayarını falan karıştırmadım. Zaten şifreli. Aa, bak, 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 bak. Şifreli diyor. Denemiş, denemiş şansını. Şifreli olduğunu nereden biliyorsun? Ha?
Ne denedin şifre? Doğum tarihi mi denedin? Yok, Bora Bey zeki adam. Doğum tarihi yapmaz. Ne yaptın? Tuttuğu takımı mı denedin? Ne yaptın? Söyle, söylesene. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ada, gerçekten de sen ne saçmalıyorsun? Ada. Ada, bir bakar mısın? Bora bir bak. Bey. Ada. Ama yani. Ada. Hadi. Ada yeter. Ada. Bana bak. Ne oluyor? Ne oluyor? Bora Bey, konuşmamız lazım. Evet, evet, konuşmamız lazım. Çünkü bu içerideki saçmalığın bir açıklaması olmalı. Ada, konuş. Tamam, konuşacağız ama burada değil. Nerede? Dinleniyor olabiliriz. Ya sabır. Ya sabır. Bana bak, bana. Nerede konuşacağız? Evet Ada. 10 saniyen var, hadi. Bora Bey, bu kadın bir ajan. Bora Bey, Bora Bey. Şirketi çökertmek için gelmiş olabilir. Olamaz Ada. Neden? Neden olamaz? Ada, bak ben Meltem'i çocukluğumdan beri tanırım, tamam mı? Benim çocukluğumdan beri tanıdığım Meltem. Hı. Yani yazlıklı çocukluğumu beraber geçirdiğim Meltem mi şirketi çökertecek? Bu mudur? Evet Bora Bey, niye olmasın? Olamaz Ada, olamaz. Sen şimdi şu ajancılık oynamayı bırak da söyle bana. Sen bu Meltem'den neden razı etmiyorsun? Ha? Bu Meltem'in sana ne zararı var? Ne zararı var sana bu Meltem'in? Ve çıkmıyorsunuz. Evet. Yani hayır. Evet, ışığı kapattım ve çıkıyorum. O ışık açılmayacak, tamam mı? O ışığı açmayacaksın. Evren benim sağ kolumdur. Rüzgarla Bora'yı kıskandırma fikri de onundur zaten. Vay be. Demek benim gülümün bahtına taş koyan senmişsin ha Evren. Vay be. Vallahi Allah. Çok sevdim. Çok sevdim, bahtımdan ayırdılar. Okumak istedim, okumak istedim. Ortadan ayırdılar. Ayrı kaldım ben senden, memleketten, gülümden. Çok sürmez, ayrılırım ben senden. Ayrılırım, ayrılırım, ayrılırım ben senden. Ayrılırım, ayrılırım, ayrılırım ben senden. Canım, ne gerek vardı şimdi buna? Her zaman, her koşulda güzel olacaksın. Ya, tabii senin için bu pek mümkün olmayabilir ama olsun. Hadi hadi bakalım şu şeye. Rüzgar, 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 rüzgar. Ha, bir de bununla uğraşmayalım şimdi. Evet ya. Gitti mi? Gitti, gitti. Hadi gel. Kızlar! Allah seni
Azrail gibi. Ne işin var senin burada? Ya beni boş verin, sizin burada ne işiniz var? Ne yapıyorsunuz bakayım? Bir şey diyeceğim bu arada. Ben sizi çok yakıştırmaya başladım biliyor musunuz? Yani gerçekten mükemmel bir ikili oldunuz. Hatta böyle yani ketçap ve mayonez gibi oldunuz. Harika. Evet, aynen. Ha, şey ya biz yukarıda sıkıldık, daraldık. Böyle bir bunaldık. Ter bastı, ateş bastı bizi. Ondan sonra dedik ki biz kokuşmaya başlamışken gidelim hava alalım, böyle bir yerlenelim. Her saat başı kendimin ve asistanımın fresh hair almasına çok dikkat ederim. Fresh hair. Eder. Eder ya, kurban olduğum patronum ediyor. Ya tabii ki ben size bu konuda çok katılıyorum. Yani böyle işte yolun kenarında egzoz dumanları, motor sesleri falan, bunlar gerçekten insanı çok rahatlatan şeyler. Ben kesinlikle olumlu yönde çok beslediğime inanıyorum. Yani haklısınız, burada evet. Takılmakta haklısınız. Evet. İyi tamam, bana müsaade o zaman. Müsaade senin. Hadi. Yallah. Hadi bay bay. Hadi kış 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 bak bak kış 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 havalı havalı. Ne yapıyoruz? Tamam, ne yapacağız şimdi? Takip edeceğiz, takip edeceğiz. Tamam, takip edeceğiz. Dur, deli diyorsun ya, ben ona binmem. Ayrıca kabak gibi sapsarı arkasında, bununla takip mi edilir? Hadi yürü, benim arabamla gidelim, sen kullanıyorsun. Hadi hadi koş koş, koş hadi, yürü. Nereye gidiyor acaba bu? Nereye gidecek? Düşmana bugünkü raporları vermeye gidiyordur. Gözden kaçırmayalım. Kaçırmayalım, evet. Senin aklını alacağım Meltem. Sen kime dans ediyorsun? Aha gitti. Aa, ha, sür sür. Nereye geldi böyle? Ne orada durdu ha? Arabası falan mı bozuldu acaba? Hiç sanmıyorum. Yer altından notlar mı? Ha! Yer altından notlar da isim ne olur ya? Görüyor musunuz Tuğçe Hanım? Tam bir paravan mekan adı. Ne yazacaklardı? Rakip firmaları çökertme merkezi mi yazacaklardı? Tabii böyle yazacaklardı. Ama yine de Dostoyevski'yi paravan olarak kullanmaları hoş olmamış. O zaman ne yapsak, içeri mi girsek? Tuğçe Hanım. Yok şey yapalım. Mesaj atalım. Biz geldik diyelim. Gördüğünde şaşırmasın. Ne yapacağız o zaman? Kaldık mı böyle? Bekleyeceğiz. Bekleyin. Azıcık da. İni. Hangi? Vallahi geliyor. Kutu. Elimde kutu var. Ne kutusu o? Ne kutusu o? O kutuda ne var? Ay, otosanayiden alındığına göre tekin bir şey olmasa gerek. Tuğçe Hanım. Bunu Bora Bey'e söylemeliyiz. Bunu Bora Bey'e hemen söylemeliyiz. Siz de benimle gelin. Birlikten kuvvet doğar. Sence Tuğçe bunu kaçırır mı? Kaçırmaz. Kız gidiyor. Ana gitti. Anlamıyorum, ne olmuş yani? Yapma Belma, yapma Allah'ını seversen ya. 40 yıllık eşimsin. Ne yapmak istediğin gün gibi aşikar ortada. Hayatım, ne yapmaya çalışıyormuşum? Bak, bir şey sormuyorum, konuşmuyorum diye hiçbir şeyin farkında değilim zannetme. Her şeyin farkındayım. Önce Tuğçe, ondan sonra Meltem. Ah Meltem. Meltem çok vefalı kız. Bizi ziyarete gelmiş. Sonra dedi ki benim işe ihtiyacım var. Ay, benim de aklıma geldi. Aa dedim, Bora bir yönetici asistan arıyor. Bu yani. İlk geldiği gün bunu fırsat bildin, iş arıyor diye tuttun elinden doğruca şirkete götürdün. Öyle mi? Yalnız Zafer Beyciğim, ben de sizin planlarınızın gayet iyi farkındayım. Nasıl yani, ne gibi? Adayla Bora'yı bir araya getirmek için değişik kumpaslar, planlar. Ma aile, cümbür cemaat, milleti bu eve toplamalar falan filan. Zafer'cim, o iş olmaz. Neden olmaz biliyor musunuz? Çünkü davul bile dengi dengine çalar. Zafer Beyciğim, o iş olmaz. Olsa bile ben oldurmam. Yeah. Ay, Bora Bey nerede acaba?
Ben bulurum tatlım. Sen git ailenin yanına. Zaten şu anda tehlikede olan benim de şirketim. Zaten Bora'nın da bu ara sana pek güvendiği söylenemez. Aman efendim, aman aman. Kimler gelmiş? Hoş gelmiş. Muhteşem ikili de aramızda. Şimdi Ada zaten geliyordu biliyorsunuz. Ben de sizi görmeye geldim Belma teyzeciğim. Bora buralarda mı? Bora buralarda. Meltemciğimle birlikte. O zaman ben onu gidip bir bulayım. Ay yo yo yo. Sen kimseyi bulma. Hazır ben seni bulmuşken gel biz biraz sohbet edelim. Tabii Belma teyzeciğim. O zaman sizin buluşmanızı ben bölmeyeyim. Gideyim benimkini... benimkileri bulayım ben. Teyzemleri. Canım teyzemler neredeler ya? İşten gelmişim yorgunum argınım. Onları bulayım ben. Canım ailem. Tuğçe'cim. Ben geldim. Buyur canım. Oh be Bora Bey. Şükür buradasınız. Nerede olacaktım? Vallahi evin herhangi bir yerinde olabilirdiniz. Hatta benim sizi bulmak için bir navigasyona ihtiyacım olurdu. İyi fikir, navigasyon. Evet, evet. Neden olmasın ki? Ev çok büyük. Ev çok büyük. Zafer amca da niye Elif'e çip takalım dediğini şimdi anlıyorum. Bir saattir sizi arıyorum ya her yerde. Ada. Hı. Birincisi ev normal boyutlarda ama senin yer yön duygun zayıf. Yok. Normal boyutu. İkincisi de ve daha önemlisi. Ne demek istiyorsun sen? Neden bahsediyorsun? Daha bahsetmedim. Ama bahsetmek isterim. 2 dakikanız var mı? Şurada oturup bir konuşalım. 2 dakikam var. Konuşalım. Tabii. Evet. Bahset, dinliyorum. Tuğçe, bakıyorum da Ada'yı bir çanta gibi yanında taşıyorsun. Yoksa o mu seni taşıyor? Anlayamadım. Şimdi Belma teyzeciğim, Ada benim kişisel asistanım ya. Hani... Ha bak onu çok iyi anladım. İkinizi toplayınca bir tek adam edebiliyorsunuz. Onu da çok iyi anladım. Ama Tuğçe, senin beni anladığından feci halde şüpheliyim. Belma teyze her şey bir dakika, benim... Bir dakika dur bak tahmin edeyim. Şey mi diyeceksin? Kontrol altında mı diyeceksin ha? Doğru tahmin ettin mi? Ama yok canım o iş öyle değil. Her şey artık benim kontrolümün altında. Nasıl? Nasıl? Şöyle. Artık sabrımın taştığını kalmadığını sana söylemiştim değil mi? Düşünsene bir ben Bora için ne istiyordum? Hı? Evlenmesini... Ben de aynısını bekliyorum. Aynısından bekliyorum ben de. Aa Tuğçe. O tren artık kaçtı. Ata gitti. Ya? Bir de senin istasyonuna bir daha uğramayacak. Bundan emin olabilirsin. Sana tavsiyem kendine yeni bir ulaşım aracı seç. Hı? Tuğçe. Aha. Aa! Meltem, tatlım gel. Gel otur. Maşallah, maşallah. Merhaba Meltem. Merhaba Tuğçe'cim. Mekanın küçük bir tabelası var. Adı yer altından notlar. Hmm. Böyle karanlık içi görünmeyen bir yer. Bence orada birileriyle buluşuyor. Hatta benim fikrim o telefonda görüştüğü kişiyle buluşuyor. Ne diyorsun? Tabii. Bora Bey bir tane alabilir miyim? Midem tabii, kazındı. Tabii tabii al. Stres oldum da. Al rahatla, al rahatla. Afiyet olsun. Bora Bey sizce de çok garip değil mi? Çok, çok garip, çok acayip yani. İnanamıyorum, şoktayım şu anda ben. İnanılmaz ama siz de inandınız değil mi Meltem bir şeyler çevirdiğine? İnanılmaz olan Meltem değil, Ada. İnanılmaz olan şey senin Meltem'i takip etmiş olman. Ama Bora Bey... Aması maması yok. Beni takip et. Meltem'i bırak, beni takip et. Hadi bakalım. Sus. Ama... Aması yok. Evet. Biz geldik. Ya sen neden zahmet ettin? Ben hallederdim. Ya Meltem'cim sen bana New York'takinin aynısı deyince bu cheesecake'ler... ...ben de dayanamayıp bir tane yedim. Bir de bize de bir tabak hazırlayayım dedim. Ay bak zevkleriniz de çok birbirine uyuyor. Ne güzel anlaşıyorsunuz. Dur dur ben alayım. Al bakalım. O çok değerli, saygı belirtici, üçüncü tek işyasa ne oldu? Ada, yap. Ay, ay ben bir tane yiyeceğim vallahi, yiyeyim mi? Hangisinden anneciğim? Şu kırmızı olandan. Yardımcı olur musun Tuğçe'cim? Tabii ben olayım yardımcı.
Neydi burasının adı? Yer altından notlar. Acayip hip bir mekan. Böyle çok alakasız küçük bir yerde. Zaten sadece bilenler gidiyor. Yer altından notlar pastane miydi? Aa, sen ne sandın Tuğçe? Hayır sen ne sandın? Sen böyle gizli gizli buluşmaların olduğu bir yer falan mı sandın sen burayı ha? Helal. Helal. Adacığım helal. 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 Bora Bey. Da. Yer altından notlar diye mekan adı mı olur ya? Olmuş işte ya. Götür sen. Götür. Devam et. Devam et. Yiyeyim. Ye ye. Güzeldir. Hoştur. Ye sen ye. Kız bu ne? Bu ne lezzetli bir şey? Aman. Kız ablam. Bunların hepsini var ya Meltem almış. Çok kaliteli yerden, çok lezzetli. Ay kıza bak. Yeme onun getirdiği şeyleri. Pistir. Pis. Kız abla. Bak sana ne diyeceğim. Hani bu Belma Hanım bir zaman bize demişti ya babanın gönlünde biri var diye, hatırladın mı? Ha. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu kız kesin o kız. Tabii. Baksana cemiyetten bacak boyu uzun. Maşallah kıza maşallah abla. Yok canım. Ne alakası var şimdi? Olmaz öyle şey. Hem Bora bakmıyor bile suratına. Bakmıyor. Ağzının içine düşüyor. Ya sen bana bak, saçma sapan konuşma. O ağzını cah diye yırtarım seni. İzninizle ben bu telefonu açmam lazım. İzin senin tabii. Tabii tabii, konuş sen. Konuş sen. Bana bak bana. Sen nereye? Bora Bey, tatlı var, ziyafet var. Benim teyzemler aç açına oturuyor. Orada gideyim çağırayım. Onlar da yesin. Tabii. Tabii git yanına da. Tabii git. Git bir gör teyzenleri. Alayım geleyim onları. Al gel. Al gel. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Ev sahibi kapısını açarsa hırsız hırsızlık yapmış sayılır mı? Şimdi iş zamanı. Kapatıyorum. Biliyordum, biliyordum. Senin bir şeyler karıştırdığını biliyordum kızım. Hırsız seni. Biliyordum ya. Açsaydın işte ne olacaktı? Kusura bakmayın. Yok, yok, ne kusurucun. Bakmadık. Kusura bakmadık. Meltem telefonu banyoda unutmuş. Ben kurcalayacağım biraz. Siz oyalayın. Vallahi bu damak çatlatıyor. Allah Allah. Daha yemeden nasıl karar verdin Tuğçe'cim? Kokusundan belli. Kokusundan belli. Nasıl gidiyor Bora'yla? Alıştın mı? Nasıl? Birbirimizden beklentilerimizi çok iyi anladık. O yüzden bir sorun yok. Tabii. Ne hoş. Çok hoş. Süper. Harika. Ya niye herkesin parmak izi aynı değil ki? Niye açamıyorum ben şu an bunu? Yüz tanıma. Hadi yüz tanıma yapalım. Yok, tamam.
tanımadı. Olmadı, yemedim. Var mı bir gelişme? Bütün gün aramadın. Ay benim telefonum yok. Hay Allah, tuvalette. Yok yok, burada bir yerdedir. Burada bir yerdedir. Şöyle bir bakalım. Burada bir arayalım. Burada bir yerdedir bence. Şu senin tabağın altında falan mı? Tuğçe, saçma sapan hareketler yapma. Tabağın altında telefonun ne işi var? Burada bir yerde düşürmüşse diye dedim. Ay yok ya, ben kesin tuvalette bıraktım. Yok yok ya, burada bir yerdedir. Tuğçe. İşte adayla takılıyorlar ya. Yüzüm yüzüme baka baka anneciğim. Meltem bir saniye. Meltem. Meltem bir saniye durur musun lütfen? Ya Meltem bir dur. Bir dakika, bir saniye bir dur. Bir dur ya. Daha basamakların altına bakmadık. Niye buraya çıktık? Ne tuvaleti? Tuğçe, en son tuvalette konuştum. Kesin oradadır. Yok, bence değildir. Koltukların, minderlerin arasına bakmadık. Genelde orada buluruz. Ya iyice bakmadık. Yollara baksaydık. Bir aşağıya, masanın oraya bakmadık. Tuğçe, tuvalette bıraktım diyorum sana. Ya aşağıda şeyde, masada bir yerdedir. Amma tantana çıkarttın. Hayır ya, bir telefon için amma tantana çıkarttın. Meltemciğim, telefonunu bulabildin mi tatlım? Ya ben kesin tuvalette bıraktım. Yok yok, bence orada değil. Canım. Telefonunu banyoda unutmuşsun. Buyur. Sen de fırsatı kaçırmadın değil mi? Ha? Bak mesaj da gelmiş. Okuyabildin mi bari? Ne okuyacağım ben senin mesajını be? Ne işim olur seninle? Onu ben de anlayamadım ya. Bütün gün çalışmamı sabote etmeye çalıştın. Şimdi telefonumu karıştırıyorsun. Ya senin benimle gerçekten derdin ne? Sen kimsin? Ada, sen Meltem. Kimsin? Ben yeter. Seni sabote edeyim. Ada, yeter. Ne oluyor ya? Sesleriniz sağ çalışma odama kadar geliyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Tuğçe Hanım'ın asistanı telefonumu karıştırmış. Ada mı? Ada yapmaz öyle bir şey. Zafer amcacığım, bana mı inanacaksınız, adaya mı? Ya mesajlarımı okumuş diyorum size. Al. Vereyim şifresini de iyice bak. Aa, bunu kırarım. Yok. Bunu kırarım. Ada, Ada hayır. Tamam, bir saniye, bir saniye. Hayır, yok, yok. Benim asistanım böyle bir şey hayatta yapmaz. Zafer amcacığım hayatta yapmaz. Bora, asistana sahip çıkar mısın? Artık bu asistan konusu kapanabilir mi lütfen? Meltem, hadi evine. Tuğçe, hadi evine. Ben Ada ve Meltem adına sizden çok özür dilerim. Verdikleri rahatsızlıktan dolayı çok özür dilerim. Artık geç oldu, yatabiliriz bence. Hadi, Ada. Sen benimle geliyorsun. Ama Bora... Aması maması yok Meltem. Hadi. Herkes kendi evine. Hadi. İnanamıyorum hadi Ada. Bora Bey, ben... Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ha? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bora Bey, Meltem düşündüğünüz gibi biri değil. Tamam, eskiden öyle olmuş olabilir ama artık değil. O kötü niyetli biri o. O telefona baktın mı, bakmadın mı Ada? Bana cevap ver. O telefona baktın mı, bakmadın mı? Mesaj gözümün önünde geldi. Ne yapsaydım, gözümü mü kapatsaydım? Ben görmüş bulundum. Yani az önce o kapının önünde yine yalan söylüyordun değil mi, bakmadım derken? Bravo. Beni hiç şaşırtmıyorsun Ada. Sen var ya, sen beni hiç yanıltmıyorsun Ada. Bravo. Bence çok yanılıyorsunuz. Üstelik kendimi anlatmam için bana bir şans vermiyorsunuz. Beni dinlemiyorsunuz. Evet. Seni dinliyorum. Buyur. İnsan sadece yalancı olduğu için yalan söylemez. Zorunluluktan da söyler. Zorunluluktan. Ne gibi zorunluluklar mesela, açıklar mısın? Sevdiklerini, değer verdiklerini korumak gibi zorunluluklar. Anlamadım. Anlamadım ama anladım diyelim, tamam mı? Başka bir şey var mı? Yani bana söylemek istediğin ama söyleyemediğin başka bir şey var mı Ada? Anlamaya çalışmıyorsunuz da ondan. Ben sizin gözünüzde her sözü yalan olan bir yalancıdan öteye gidemiyorum. Anladım ben bunu. Çıkmak istiyorum. Çıkamazsın. Çıkmak istiyorum. Çıkamazsın Ada! Bana o zorunlulukları açıklamadan hiçbir yere gitmek yok. Ama dolandırmadan. Tamam mı? Ağzında gevelemeden açıklayacaksın. Bak sana açık ve net soruyorum. Seni bana yalan söylemeye iten zorunluluklar neler?
Ada, sen bu işe girmeyi gerçekten de bana yalan söylemeye göz alacak kadar istiyor muydun? Keşke söyleyebilsem. Bir daha yüzüme bakamayacağınızı göze alabilsem ve şu anda söyleyebilsem her şeyi. Dünyanın en özgür insanı olsan. Ne oldu? Hı? İkna edecek bir adam bulamadın mı kendine? Ne oldu? Kırıcı oluyorsunuz. Ada. Bırakın beni. Ada! Asla gizleyemiyorsun, biliyor musun? Asla gizleyemiyorsun. Anlamadım. Meltem'i kıskandığını. Asla gizleyemiyorsun. Kıskanıyormuşum. Neyini kıskanacağım ben onu ya? Laflara bak. Şirketi düşünüyorum ben. Sizi düşünüyorum, şirketi düşünüyorum. Ben sizin gibi avarilik yapsaydım batardım şirket. İnsanlık yapıyorum ben burada. Kıskanıyormuşum. Tabii tabii tabii. Neydi numara? 400 406. Sen. Çok kötü bir yalancısın sen Ada. Adacığım, para mı lazım enişte? Yok enişte. Para değil de. Hı. Yardımım lazım. Nedir bu Meltem mevzu? Tabii. Yani senden bir iki defa yardım istedim diye şirketimi alacağım aslında sana soracaktım değil mi baba? Kusura bakma. Zafer doğru söz. Özür dilerim. Yapma be evladım, konuyu çarpıtma çok rica ederim. Bora doğru sözün. Şirketiyle ilgili aldığı kararlara karışmıyorum, yorum da yapmıyorum. Ben oğluma ne oldu? Onu merak ediyorum. Bana bir şey oldu yok baba. Benim bir asistana ihtiyacım vardı, o kadar. Yani üzerine konuşulacak, merak edilecek bir konu değil. Kapansın gitsin. Birlikte çete çökerttiğin, yanından hiç ayırmadığın adayı birden bırakıverdin. Ve onu hiç sevmediğini gayet iyi bildiğimiz Tuğçe birden asistan olarak yanına aldı. Evet, öyle oldu. Kendisi istedi. Ve ne tesadüf ki sen aynı dönemde dağıtıp eve geliyorsun ve birden bir asistan peydahlanıyor. Tesadüfe bak ki o da bizim Meltem. Baba, bak sen de biliyorsun ki bazen hayatta pozisyonlar da dengeler de değişebilir. Bir şey değişir. Her şey değişir. Çok mu kırıldın o kıza evlat? O gönlü güvercin kanadından kırılgan kıza gerçekten çok mu kırıldın? Babacığım, iş hayatında kırılmaya da kırılganlığa da yer yok baba. Tamam, kabul ediyorum. Ada çalışkandı, Ada hırslıydı, Ada azimliydi. İşini layıkıyla yapan bir çalışanımdı ama bir hata yaptı. Bir hata yaptı demek. Bir hata yaptı. Bir hata yaptı? Vay. İşinin sonu oldu ha? Evet, iş hayatında bu ilkeli tavrınla gayet başarılı olacağından %100 eminim. Ama özel hayatında mutlu olacak mısın? İşte onu hiç bilmiyorum. Ve bu beni gerçekten çok üzüyor.
dünyanın alaveresi dalaveresi içinde Adda gibi bir kıza arkanı dönersen o iş çok zor evlat. Mutlu olman çok zor. Elli altı değil mi? Evet evet. Hadi bas bas bas. Bastım. Çalıyor. Normalde bu saatlerde çalışmıyoruz. Ama ısrarla arayınca açtım. Bizim için. Buyurun. Bizim de işimiz acil olmasa rahatsız etmezdik zaten. Çok acil bir işimiz var. Hatta vahim derece acil. Evet. Bizim işte aciliyetlendi mi akan sular durur. Yarın öğlene doğru gelin. Sabah temizlik var çünkü. Üstad isim neydi bu arada? Bünyamin Baygın. Göndereceğim kolun kapının önüne getirir sizi. Kimseye bir şey sormanıza gerek yok. Bünyamin Baygın. Yarın o zaman görüşürüz. Teşekkürler. Gördün mü? Kimseye sormanıza gerek yok dedi. Birilerine bahsederseniz dedi. Bitiririm siz demeye getirdi. Yok eniştem abartma. Öyle demedi. Ben de duydum. Öyle demedi. Yok abartma. Korktun mu sen? Sen mi korktun sanki? Şey yapalım. Ne? Sen teyzenlerin yanına git. Tamam. Anlamasınlar tamam mı? Tamam gideyim. Eniştem. Ha. Bu işi hallederiz değil mi? Sen merak etme. Yarın öğreniriz. Yarın enişten hayatının operasyonunu yönetecek Allah'ın izniyle. Ben yani buradan bakınca yüz yogası gibi görünüyor ama komik. Belma değil Bela resmi. O Meltem'i de bir alacaktım ki ayağımın altına. Alsaydım kız abla. Ben de bir ara böyle Tuğçe ile Meltem'in kafasını böyle bir kez dokuşturmak istedim böyle yumurta gibi. Geldi böyle. Tuğçe nereden çıktı kız? Belma Hanım. Yarın büyük gün Elif okula başlıyor. Heyecanlı mısınız? Çok heyecanlıydım ama biraz önce olan olaylar yüzünden bütün heyecanım gitti. Ben kararımı verdim. Yarın okula gitmiyorum. Dünya. Ama neden? Sen çok heyecanlıydın okula gideceğin için anneanneciğim. Gidecek hiçbir şeyim yok. Dalımdakileri sevmiyorum ben. Gitmeyeceğim. Şimdi anneannen bir telefon eder. Dünyanın bütün en güzel kıyafetleri bir saat içinde gardırobunda olur ha? İstemiyorum dedim ya anneanne. Okula gitmek istemiyorum. Kıyafet de istemiyorum. Bitti. Ama yeni okulunu merak etmiyor musun kuzucuğum? Yeni arkadaşlarını? Hiç beni merak etmiyorum. Kıyamam ya. Zafer. Ne oldu bu çocuğa? Niye okula gitmiyor bu çocuk? Herkes annesiyle babasıyla gidecek ya. Elif bizimle gidecek ya onun için. Dünyanın ışığından gelen çocuk bizden utanıyor mu yani? Yo utanmıyor. O öksüzlüğünü, yetimliğini hatırlıyor. Mina'mızı çok özlüyorum. Burnumda tütüyor. Emanetine iyi bakmak için elimden geleni yapıyorum ama o olmuyor. Üzülme sen, üzülme canım benim, üzülme. Üzülme sen, üzülme canım benim, üzülme. Bak, yarın pedagoğa gideriz birlikte, ona danışırız. Sen üzülme canım, üzülme. Thank you.
Elif uyumuş. E ben gideyim o zaman. Uyumuyorum, uyumuyorum. Uyumuş gibi yapıyorum. Öyle mi? Bebeğim, sen az önce ben okula gitmek istemiyorum dedin ya. Benim aklıma ne geldi biliyor musun? Ne? Okulun ilk günü ben de senin gibi gitmek istememiştim. Senin de mi giyecek güzel kıyafetin yoktu? Vardı aslında. Ama annenle baban nerede diye sorulan sorulara bir cevabım yoktu benim. Sen de mi o yüzden gitmek istemiyorsun? Hı hı. Ama okulu çok merak ediyorsun değil mi? Evet. Peki sen yine de gittin mi okula? Gittim tabii. Gittim. Çünkü annemle babam benim mutlu ve cesur bir çocuk olmamı isterlerdi. Öyle görmek isterlerdi beni. Eğer okula gitmeseydim cennetten beni izlerken çok üzülürlerdi. O yüzden gittim. Eminim senin annenle baban da sen okula gitmezsen çok üzülürler. Yarın okula gidersem sen de benimle okulda kalsan keşke. Ben okula gitmek için bayağı bir büyüdüm ama değil mi? Ama şöyle yapalım. Sen okuldayken beni yanında hissedecek bir şey yapalım. Ne? Hadi gel. Kık 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 kık. Kış 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 kış. Boş ver giyme onları gel. Gitme. Çok özledim seni. Anne gitme. Çok küçüktü. Ama hatırlıyor. Her zaman hatırlayacak. Hiç geçmeyecek mi? Hayatı boyunca bu acıyla mı yaşayacak? Geçmeyecek. Ama alışacak. Acı yerini güzel anılara bırakacak. Çocuklar bizden çok daha güçlüler. Hayatın akışına bırakacak kendini. Annesiyle babasının yokluğunu başka şeyler dolduracak. Güzel şeyler. Hayat. Hayat boşlukları doldurur mu? Biz doldururuz aslında. Ama önce yüzleşmemiz gerekir. Acımızı, yaramızı inkar edersek çaresi nasıl buluruz ki? Küçükken bir kaleidoskopum vardı. İçine her baktığımda değişen şekiller görürdüm. O değişen şekiller birbirinden o kadar farklı. O kadar renkliydi ki. Beni büyülerdi. Sonra bir arkadaşım elini aldı kırdı. Çok üzülmüştüm. Size doğum gününüzde ondan hediye alacağım Bora Bey. Ada. Sana her baktığımda
Onu anımsıyorum. Ay vallahi fıstık gibi oldun. Fıstık gel bakayım. Dön bakayım, dön bakayım. Ay harika. Çok güzelsin. Of, 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 of. Bu nasıl bir güzellik? Benim gözlerim kamaşıyor senin güzelliğinden prenses. Koş, koş. Oh, oh, oh. Bir tanem, bir tanem, bir tanem. Dayıcığım, ben seni bugün okula bırakayım mı? İster misin? Anneannemle dedem bırakacak beni. Yalnız elbisenin güzelliği de gözümden kaçtı sanma. Ha? Çok güzel olmuşsun. Prensesler gibi olmuşsun. Ya sen, sen nasıl güzelsin? Oh, gel bakalım. Ay dünyam. Dünyamın ışığından gelen çocuk. Sen okula gitmek için mi giyindin anneannem? Evet, elbisem nasıl olmuş? Adabam kendi elbisesinden dikti. Bence o bir sihirbaz dedi, biliyor musun? Biliyorum prenses, biliyorum. Ada ablan çok yetenekli biri, biliyorum. Estağfurullah, biz sadece dün gece Elif'le biraz eğlendik. Teşekkürler. Prenses, heyecanlı mıyız? Sorumluluklar başlıyor. Dersler, ödevler, müzik, matematik ha? Aman dede ya, kocaman onunla kadar okula gideceğim zaten. Neden heyecanlı olayım ki? Doğru söylüyor çocuk. Haklı babacığım. Aa, herkes buradaymış. Günaydın. Günaydın. Günaydın Meltemciğim. Eline sağlık, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Biz o zaman gidelim, işimizin başına geçelim değil mi? Görüşürüz. Prenses. Görüşürüz bir tane. Dünyam, hadi gel. Hadi gel gidelim. Oh, şu güzelliğe bak. Gel, gel anneannem. Gel. Adacığım, şunu bırakabilir misin ya? Malum bizim acil çıkmamız gerekiyor da. Al. Görüşürüz. Tuğçe Hanım, hazır mıyız? Neye? Ne oldu? Meltem'i alt etmeye hazır mıyız? Meltem'i nasıl alt edeceğiz acaba dün olanlardan sonra? Ne oldu Bora, çok kızdı mı sana, bağırdı mı? Çok. Çok bağırdı diyorsun, nasıl yapacağız biz bu işi? Vallahi Bora Meltem'e inanırken, güvenirken bu iş zor. Dün Meltem'in telefonuna gelen mesajı okudum. Hı hı, tabii. Bünyamin Baygın diye birinden gelmiş mesaj. Orta olma ihtimali çok yüksek yani, anlayacağımız. Ne diyorsun? Kızım ben de sen hiçbir şey okuyamadan döndün zannettim. Senden, senden korkulur ha. Ben fenayım. Sen çok fenasın. Ben fenayım. Sen çok fenasın. Ben fenayım. Tuğçe Hanım, işte bu yüzden siz, ben ve Aslan eniştem Bünyamin Bey'e ufak bir ziyarette bulunacağız. Gidelim bir çayını içelim bakalım nasılmış çayları, güzel miymiş? Bildiğimiz enişten mi? Ta kendisi. Ada bana bak, ya bu adamlar böyle tehlikeliyse biz gidince orada böyle dark underground tiplerle karşılaşırsak orada ne olacak? İşte bu yüzden eniştemle gidiyoruz. Canım eniştem, aslan eniştem benim. İyi ya, süper, çok kalabalığız. Sen, ben, enişten, üç kişilik dev ordu, gidiyoruz baskına. Tuğçe Hanım, Tuğçe Hanım. Siz eniştemin öyle ufak tefek olduğuna bakmayın. Onun devamı yerin altında. Ha, öyle diyorsun. Hadi bakalım. Bizim ailenin genlerinin özelliği bu. Hani gittiğimiz her yere bereketi götürüyoruz ama bizim bir işimize yaramıyor. Bu eve geldik yani, hizmetçi var dedik. Bu da gebe kaldı. Bu işler de bana kaldı ya. Şiştim toz almaktan. Bitmiyor. Aferin Yasemin, aferin. İyice sil ablacığım. Şu arkaları da al. Öyle sırf üstten böyle önden silme. Dur abla ya, ben şu vazonun tozunu alayım. Bu Belma Hanım'ın en sevdiği vazo. Onu bir temizleyeyim ben. İyice ovalayayım onu ben. Kız şurada üstten alsana tozunu. Niye de eline alıyorsun, kucaklıyorsun? Böyle ele alınca daha iyi oluyor. Baksana ne hale gelmiş vazo, yazık ya.
Kız Belma Hanım falan görecek şimdi. Rezil olacağız. Bir sakatlık çıkacak Yasemin. Kız alacağım ayağımın altına. Bırak şu vazoyu. Ay elimden kaydı. Kız ne yaptın? Sen beni öldüreceksin mi Yasemin? Sen beni öldüreceksin mi? Bir gün havuza düşer. Bir gün evi başımıza yıkar. Kızım sen hiç akıllanmayacak mısın kardeşim? Ben ne yapsaydım seni de Elif'le okula yollasaydım keşke Allah. Yüzük. Ne yüzüğü? İşte adanın bahsettiği yüzük. Annemin verdiği dediği yüzük. He? Ee. Ne oluyor? Ay. Ay Belma Hanımcığım. Ama bu bir kabus olmalı. Bu bir kabus. Ay Belma Hanımcığım. Vallahi biz zarar neyse karşılamaya hazırız. Yani neyse parası artık neredeyse alalım getirelim parasını verelim. Biz karşılayacağız siz hiç merak etmeyin. Çok değerli. Çok değerli bir vazoydu bu. Bu paha biçilmez bir vazoydu bu. Allah aşkına Belma Hanımcığım ya. Abla sen eniştemi çağır. Gitsin Emin önüne alsın gelsin bir tane. Doludur Emin önünde bunlardan. Bir sussan mı Yasemin artık sen bir sussan mı kardeşim? Bu vazo ne kadar biliyor musunuz siz? Ay ne kadar? Ne kadar? Bu vazo tam tamına 100.000 lira. Ya Eminönü'nde 100 liraya almıyor, dövüyorlar Belma Hanım Allah aşkına. Ne? Ay Zafer. Ay Zafer bayılıyorum ama ben galiba. Sakin ol hayatım. Sakin ol. Kırılan vazo olsun ya. Cana geleceğine bana gelsin hayatım. Bu bizim evde kırılan kaçıncı vazo ya? Boş ver. Üzme kendini. Ay Zafer. Canım benim, sakin ol. Adamın evini başına yıksak utanmasa ya Rabbi şükür diyecek. Hayır anlamıyorum ki acaba bunlar da ablamla bir ittifak mı yaptı? Ay, saçmalama Yasemin daha neler. Ben de iyice kafayı yedim ha. Ah da ah. Şu yüzüğü benden saklayacağım diye vazonun içine bile tıkıştırdın ya helal olsun. Ama Allah'tan teyzem mübarek bir kadın. Bak hemen karşıma çıktı. Şimdi bakalım bu yüzük kimin yüzüğü? Ne yazıyor burada? Okuyamıyorum ki ben bunu kör mü oldum ya? Dur. Ben bunu eniştemin yakın gözüyle bakayım. Ne işin var senin burada? Kendini aşağı mı atacaksın? Bora Bey, siz ben kendimi aşağı mı atacağım sandınız? He? O yüzden mi geldiniz buraya kadar Bora Bey? Hayır Ada. O yüzden gelmedim. Umurumda değil. Ha, umurunuzda olmazdım yani öyle mi? Ya sabır. Ada. Neden çağırdın beni buraya? Tamam, neyse konumuz bu değil şimdi. Onu sonra konuşuruz. Bora Bey, siz bana inanmıyorsunuz biliyorum ama... beni dinlerseniz bana hak vereceksiniz gerçekten. Sada, yine şu Meltem konusu mu? Bora Bey, ben bu sefer çok sağlam bir deli buldum. İlgilenmiyorum. Sağlam diyorum ya, deli diyorum. Ben de kendi işinle ilgilen diyorum. Sen Tuğçe'nin asistanısın, Tuğçe'nin asistanı kal diyorum. Ada, anlıyor musun? Meltem size, yani şirketinize zarar verecek Bora Bey. Tamam öyle olsun, tamam. İnanmayın siz bana ama ben size bunu kanıtlayacağım. Göreceksiniz. Ada, bak sen benim asistanımdın ama görevlerini yerine getirmedin. Sen bana yalan söyledin, işi bıraktın gittin. Beni de şirketle düşünmek için çok geç kaldın sen. Anladın mı? Benim de çok geç kaldım. Thank you.
göreceksiniz Bora Bey. Bu laflarınızın hepsini yutacaksınız siz. Kanıtlayacağım size. Aklını alacağım senin Meltem. Sen dur. Sen dur. Senin enişteye güvenebiliriz diyorsun yani. Aa tabii tabii Tuğçe Hanım. Ay ne cevvaldir o, ne cevvaldir o, ne? Aa işte bak, bakın bak ne salına salına. Oh. Ben hazırım. Geldi cevval. Eniştem, eniştem hoş geldin de. Bu çok fazla olmamış bu takım ya. Bu hazırlık niye bu kadar? Adacığım, sen kendini ciddiye almazsan seni kimse ciddiye almaz. Doğru, doğru dedin. Alo? Ada abla benim ben Elif. Elif? Prenses ne oldu? Acil okula gelmen lazım. Okuldaki çocuklarla kavga ettik. Dayımı falan arayacaklar şimdi. Ama ben önce seni aramak istedim. Tamam tamam prenses ben hemen geliyorum yanına. Korkma tamam mı? Hadi orada görüşürüz. Ay kıyamam ya. Elif ne oldu? Okulda kavga etmiş arkadaşlarıyla beni çağırıyor. Vah vah. Ay ben gelemiyorum. İyi tamam da sana ne ama bundan şu an? Elif çok düşkündür adaya. Vallahi şuradan şuraya gitmiyorsun. Elif'in yanında Bora gitsin. Dedesi gitsin, anneannesi gitsin canım. Tuğçe Hanım, çocuk korkmuş belli ki. Benim gitmem lazım. Ne yapayım? Yüzüstü mü bırakayım çocuğu? Bizi bırakıyorsun ama şu an. Bizi şu an yüzüstü bıraktın. Tamam. Tamam, hadi gitmeyelim oraya. Hadi siz gitmeyin ama ben gideceğim. Ben gideceğim, kızın yanına gideceğim. Sonra Meltem de sizi, sonra beni, onu bunu şunu kıtır kıtır yerse anama gelmezsiniz artık. Tamam. Ben olmam o zaman. Hadi verin kararınızı. Ben gidiyorum. Enişte. Gülüm bu takımı sen bir ara çıkar tamam mı? Sıcakta giyme bir daha. Tamam, değil mi? Tamam. Rahat et. Çıkar bunu. Tamam. Tamam. Ne yapıyoruz? Yürü. Hadi gidiyoruz biz de. Hop. Kız sana diyorum. Rüzgar nerede? Kız Rüzgar nerede? Kız sağ. Rüzgar burada mı diyorum sana? Bilmiyorum. Bak zaten sinirim tepemde. Yemin ediyorum bütün hıncımı senden çıkarırım. Rüzgar nerede? Söyle çabuk. Zaten seni hiç sevmiyorum Allah'ın çirkin mendaburu. Ben sana bayılıyorum zaten. Yalnız sen Evren'i değil Rüzgar'ı aradığına göre sizin iş yalanı olmuş galiba. Kız vallahi senin ayağımın altına bir alırım bu şirketten. Bir tane adam kurtaramaz seni. Bana bak. Sen nasıl bir adam? Sen dur. Sen dur senden sonra beş. Sarıl. Aa Yasemin Hanım. Teyzeciğim hoş geldin. Başlatma teyzenden. Ben nereden senin teyzen oluyorum? Bu yüzük ne? Hı? Ne bu yüzük? Bak bakayım içine. Bak ne yazıyor? Bunu bana değil de adaya sorsanız daha doğru olmaz mı? Hadi ya. Ben niye bunu akıl edemedim acaba? Oğlum sen her kıza yüzük mü veriyorsun ha? Her önüne girene yüzük mü takıyorsun sen? Hı? Ne bu? Hobi mi senin için bu? Ne bu? Haklısınız ama... Sen Tuğçe cadısıyla nişanlı değil misin? Evet öyleyim. Niye o zaman benim yeğenime yüzük veriyorsun ha? Neden? Niye? Çünkü ben sizin yeğeninizi çok sevdim. Nasıl? O kadar sevdim ki ben aldım yüzüğümü geçtim karşısına. Benim ol dedim. Karım ol dedim. Nasıl? B'si olmaz dedi. Daha çok erken ben hazır hissetmiyorum kendimi dedi. Dedi, Ada dedi bunu. Benim yeğenim Ada dedi. Ben çok incindim, çok kırıldım ben. Öfkelendim, hırslandım ben. Baktın sen de adaylı olmuyor. Dedin, gideyim Tuğçe'ye yüzük takayım dedin ha? Öyle oldu ben.
sevmeyi değil, sevilmeyi tercih ettim Yasemin Hanım. Ana adının bu yüzüğü sakladığını görünce benim içimde böyle bir şeyler oldu. Ay. Teyzesi kurban. Tamam, halledeceğiz onu, dur ağlama. Oy canım. Bilicim, prensesim iyi misin sen? Ha? İyi misin sen? Ne oldu aşkım? Anneannem Nalıcım'ı aramadılar değil mi? Yok bir tanem, sadece beni aradılar. Ne oldu, bir şey mi oldu? Anlat prensesim, ne oldu? Elif. Senin ne işin var arabada? Ben çağırdım, anlattılar mı ne olduğunu? Biraz. Ama ben senden de duymak isterim Elif'ciğim. Ne oldu? Şimdi öğretmen derste annemin babamızın ne iş yaptığını sordu. Ben de dayım için söyledim. Öğretmen annenle baban dedi. Ben de onlar cennetçiler dedim. Cennetçiler ne iş yaptıklarını bilmiyorum dedim. Sonra teneffüste bir çocuk benimle dalga geçti. Cennette iş yapılmaz. Ölmüş senin annenle baban dedi. Ben de üzüldüm. İttim onu. Anladım. Anladım dayıcığım, tamam. Ay, beni okuldan atacaklar galiba. Yok dayıcığım, atarlar mı seni okuldan, merak etme. Hasta olmaz öyle bir şey. Korkma sen. Tamam mı? Elif'in dayısısınız sanırım. Evet. Bora doğru söz mü? Buyurun Bora Bey, içeride görüşelim. Tabii, görüşelim, buyurun. Prenses, şimdi biz gidelim içeriye konuşalım. Sen burada bizi bekle, tamam mı? Sakın korkma. Kimse seni okuldan atamaz. İzin vermem. Sana söz veriyorum, tamam? Ay, bebeğim benim. Arkadaşlarla oynarken biraz sert etmiş. Çocuklar da yere düşmüş. Çok zor sakinleştirdik onları da. Tabii siz olabilir diyeceksiniz ama okulun ilk günü böyle bir konuyla karşı karşıya kalınca uyarmak istedim sizi. Anladım. Öneriniz nedir? Çocuklara tutarlı bir şekilde davranmak çok önemli. Bir ceza vermeyi düşünüyoruz. Siz şimdi bu durumdaki bir çocuğa ceza mı vereceksiniz bir de? Küçük hanım, Elif'in nesi oluyor? Annesiyim. Farzer'inki annesiyim. Heh, ne yapacaksınız? Ceza mı vereceksiniz? Hanımefendi, biz bütün öğrencilere karşı eşit mesafede davranmakla yükümlüyüz. O zaman 6 yaşında bir kız çocuğunun dışarıda korkarak beklemesini bana bir açıklayın. Açıklayın bana bir. Hani diğerlerini sakinleştirmek için uğraşmışsınız ya. Bizim kıza ne yaptınız? Dinliyorum sizi. Buyurun, buyurun. Ada. Sen karışma Bora. Üstelik durumu bu kadar özel olan bir çocuk için. Ne yaptınız? Özel durum mu? Müdür Bey, Elif annesini ve babasını kaybetti. Ama kayıt sırasında böyle bir bilgi verilmedi bize. Yani ben bilseydim. Hadi. Bismillah. Enişte beyciğim. Ha. Emin misin doğru yere geldiğimize? Adres doğru işte. Aa, şuradaki dükkan bak. Hmm. İyi bari. Hadi. Dayıcığım. Dayıcığım bir tanem. Oh. Kızmışlar mı bana? Yok dayıcığım, olur mu öyle şey? Kızmadılar tabii ki. Biz sadece bir şeyler konuştuk. Bir de bizim birkaç problemi çözmemiz lazım, onları hallettik. Evet, bir şey yok. Hallettik, konuştuk, hallettik. Ama dayıcığım, bak bir daha arkadaşlarını itmek yok, tamam mı? Bunlar bir daha benimle arkadaş olmazlar ki. Dayıcığım, senin gibi bir prensesle arkadaş olmak için sıraya girerler onlar, merak etme. Şimdi siz birkaç gün geçer, birbirinizden özür dilersiniz. Sonra konuşursunuz, barışırsınız. Her şey unutulur. Gerçekten mi? Gerçekten. Tek başıma çok sıkılırdım zaten burada. Tek başına değilsin dayıcığım. Bak,
En ufak bir problem olduğunda, en ufak bir sorun olduğunda biz uçarak yanına gelmiyor muyuz senin? Geliyoruz. Uçan kahramanlarım benim. O zaman uçan kahramanların seni götürsün bakalım. Hadi. Gel bir, iki, üç, hoppa. Biliyor musun? Aslında bayağı sevmiştim okulu. Bak, 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 lenflara bak. Seveceksin tabii cimcime. Hadi bir daha. Bir, iki, üç, hop, üç, hoppa. kimse yok mu? Aa, öyle bağırılmaz. Bağırılmaz öyle. Öyle bağırılmaz. Ben önden gidiyorum. Tamam. Tamam. Hatta şöyle yapalım. Sen önden git. Sen bir önden git. Hayır, hayır. Şey yapalım. Ben önüne gir. Yok, sen mi öne gir? Hadi yürü. pardon. Kimse yok mu? Hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar. Merhabalar Bünyamin Bey. Telefonda görüşmüştük sizinle. Ben Kaplan. Bu da benim şeyim. Ben Asude. Kaplan'ın müstakbel nişanlısı. Düğün hazırlıkları falan işte. Size geldik. Düğün ne zaman Kaplan Bey? Hayırlı olsun, düğün mü var? Kaplancığım bize soruyor. Cevap versene canım aşkım. Siz düğün. Bizim şeydi. Gelecek ay nasip ise. Dün bu kadar yakın olunca bütün hazırlıklar sıkıştı. Tatlı telaş bunlar. Nasıl yardım edebilirim size? Ah benim Nergis'im, Gonca Gül'üm. Bizim çok yakın bir arkadaşımız var, Meltem. Amerika'dan dönünce bütün evinin ferforjesini size yaptırmış. Öve öve bitiremedi değil mi aşkım? Evet. Aa, evet Meltem Hanım. Çok değerli müşterimizdir kendisi. 6 ay önce yurt dışından dönünce evinin korkuluklarını biz yaptık. Evet biz de onun yaptırdıklarına bakalım o zaman. O çünkü çok zevklidir. Ben o zaman ofisten katalogları alıp hemen geliyorum. Olur olur Bünyamin Beyciğim. Ne yapıyorsun acaba? Niye böyle davranıyorsun? Bak, elebaşı hakkında bilgi almak üzereyiz. Sakın bozma. Bunun sorusu kolay. Ben kendimi karıma karşı kirlenmiş hissediyorum. Ne çabuk kirlendin. Bak, planımızı bozmuyorsun. Sakın sakin ol. Nedir vaziyet? Vallahi ben hiçbir şey anlamadım Meltem Hanım. İki tuhaf insan geldi, nişanlılarmış. Ancak bir gariplik vardı hallerinde ikisinin de. Her şey için teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde uğrarım size. Kiminle uğraştığının farkında mısın acaba küçük adacık? Alo, selam. Size bir müşteri yönlendireceğim ama önce ufak bir yardımınız lazım. Önce beni arayın, sonra size gönderdiğim mesajı bana geri gönderin. Evet, evet bu kadar. Detayları sonra konuşuruz. Sizi bırakıp oradan şirkete geçeceğim. Bir toplantım var. Olur. Elif. Elif uyumuş. Bu iş kesin annemin başının altından çıkmıştır. Yani okula ablamla eniştemin öldüğünü nasıl söylemez inanamıyorum. Tamam Bora Bey, sakin olun. Muhtemelen kendisi de bu yaz süreciyle başa çıkamıyor. Büyük planın sayesinde Meltem'in 6 ay önce evine yaptırdığı korkuluklardan başka bir şey öğrenemedik. Üstelik bu saçmalık için Rüzgar'dan sonra bir de eniştenle nişanlandım. Ha bu arada eve bir ton ferforje almak zorunda kaldım. Maaşından keseceğim, haberin olsun. Kır
ayrılan vazoymuş, şuymuş, buymuş, bunları düşünmeyin ya. Biz büyük bir aileyiz. Aynı anda sofraya oturuyoruz. Aynı lokmayı, aynı ekmeği bölüşüyoruz. Bundan güzel bir mutluluk var mı? Ha Belma'cığım, artık üzme kendini. Bak Elif'in yüzündeki mutluluk bütün bunlara değmez mi? Ya değer tabii, değmez mi? O başka. Sadece şey, bazen insanların böyle kimyaları birbirine uymuyor, anlaşamıyorlar. Öyle yani. Ben sizden Yasemin adına tekrar özür diliyorum Belma Hanımcığım. Zaten Yasemin de diliyor. Yasemin de özür diler değil mi? Yasemin. Özür dilesene Yasemin. Tabii tabii. Çok özür dilerim Belma Hanım. Çok özür dilerim Zafer Bey. Kusura bakmayın, yanlışlıkla oldu. Bakın işte, bakın ne güzel. Ne diyeceğim şimdi size? Bugün Elif'imizin okula ilk başlama günü. Bunun şerefine çıkalım şöyle, Elif'imizi de alalım. Güzel bir yemek yiyelim. Ne dersiniz? Vallahi ne güzel düşündünüz Zafer Beyciğim. Hepimizin de şöyle bir havası değişiverir. Gidelim Zafer'cim, gidelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ah! Dünya, sen neden okuldan erken geldin bakayım? Okulda ufak bir tatsızlık çıkmış da ama hallettik, bir şey yok. Öyle mi diyorsun? Hanife, sen Dünya'mı alıp yukarı çık, olur mu? Bir duş alsın. Tabii efendim. Hadi gel tatlı. Hanife, çantayı al istersen. Değil mi? Teşekkür ederim. Evet, seni dinliyorum Oda. Elif okuldaki çocuklarla kavga etmiş. Ay neden? Anne babasıyla ilgili sorular sormuşlar. Tatsız laflar etmişler. Belma Hanım, ne okul yönetimi ne de öğretmenler anne babasının hayatta olmadıklarını bilmiyorlar. Evet yani. Anne babasının fotoğraflarını saklayarak Elif'i koruyamazsınız. Onun bu yaz sürecini yaşamasına izin vermelisiniz. Kendinize de izin vermeniz gerektiği gibi. Pardon da sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşuyorsun torunum hakkında? Ben Elif'in yaşadığı her şeyi yaşamış biriyim. Sen Elif'in hiçbir şeyi değilsin. Sen hiçbirimizin hiçbir şeyi değilsin. Belma Hanım, benim Elif'i sevmem için bir şey olmam gerekmiyor ki. Oda, sen Elif'i seviyor olsaydın sana bu kadar bağlanmasına izin vermezdim. Ben seni istemiyorum, aileni istemiyorum. 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 Allah'tan Meltem 2 ay önce Amerika'dan döndü. Allah gönderdi Meltem'i bize. Adacığım, kuzum sen geldin mi? Hadi sen de hemen hazırlan. Elif'in okulu başlaması şerefine yemeğe çıkıyoruz hep birlikte. Bora Bey'e de haber versek mi acaba? Ben Bora'yı aradım. Üzerini değişmek için eve gelecek. Sonra Meltem'i de çağırması için ısrar ettim. Sen Elif'in hiçbir şeyi değilsin. Sen hiçbirimizin hiçbir şeyi değilsin. Allah'tan Meltem 2 ay önce Amerika'dan döndü. Allah gönderdi Meltem'i bize. İki ay. İki ay mı? Tuğçe Hanım, Terfi Hoca'cının Meltem'in Amerika'dan 6 ay önce döndüğünü söylediğinden emin misiniz? Eminim. 6 ay ha? Demek sen 6 aydır buradasın ama Belma Hanım'a 2 ay dedin, öyle mi? Meltem. Bir yerden açık vereceğini biliyordun Meltem. Ben görürüz.
Meltem, çıkalım mı artık? Ay ya, ben çok terledim de hızlıca bir duşa girsem 2 dakika. Olur, olur tabii, tamam. Havlular yukarıda, dolapta. Şöyle bu kadınlar da. Meltem. Meltem, hazır mısın? Meltem. Meltem. Bora Bey. Bora Bey, buldum. Ne buldun? Buldum Bora Bey. Çok önemli bir şey buldum. Tamam, ne buldun adı? Meltem. Bora, saç kurutma makinesini bulamadım da.